Güzel bir bayramı geride bıraktığımız cumartesi sabahından hepinize merhaba. Ben Sezgi Sena Akay. Ekranların en kaliteli magazin programı Cumartesi sürpriziyle karşınızdayım. 3 saat boyunca içerisinde bayram coşkusunun da yer aldığı magazin dünyasından haberlerle karşınızda olacağız. Programımıza renkli haber turumuzla başlıyoruz. Ünlüler dünyasında neler oluyor? İşte renkli dünyadan son haberler. Oyuncu kadrosunda Asuman Dabak, Suzan Kardeş, Tarık Papuççuoğlu, Sarp Bozkurt, Ali İpin ve Sedef Şahin gibi isimlerin yer aldığı Bodrum Seferi filminin basın toplantısındayız. Sarp Bozkurt ve Ali İpin filme dair bakın neler söyledi. Böyle rüyasında gördüğü bir yere gitme hayali olan bir çocuk, köyde böyle kendi mütevazi bir yaşantısı var. Sonra gazetede bir görüyor ve burası Bodrum'muş diyor ve bir şekilde oraya gidiyor ve her şey dahil bir otelde, aslında ait olmadığı bir yerde ait olmaya çalışan bir tane köyde yaşayan bir çocuğun modern hayatla tanışması. Hemen hemen herkesin söylediği gibi gerçekten çok eğlenerek, çok gülerek çektik ve seyircinin de bunu takdir edeceğini, beğeneceğini tahmin ediyoruz. Göksel söylemekten keyif aldığı, hepsinde ayrı ayrı hatırası olan Türk sanat müziği ağırlıklı eserlerden oluşan yepyeni akustik projesi, başka şarkıların ilk şarkısı Affetmem Asla Seni'nin klibini sevenleriyle paylaştı. Som altından taç olsam, aşkım. Cefi Kıbrıs'ta sahne aldı. Ünlü şarkıcı, estetik yaptıran erkek meslektaşlarıyla ilgili bakın neler söyledi. Yok ya, yaptıranların da ihtiyacı yok yani aslında. Bakma yani, tribe giriyorlar işte. Ya işte eşi diyor, ya sevgilisi diyor. İsmail Özkan ve eşi Sema Özkan bayram öncesi hem yeni çalışmaları dostlarına dinletebilmek için hem de bayramı kutlayabilmek için bir iftar yemeği düzenledi. Hep yanımda olan dostlarımı bayram öncesi bir bayram yemeği niteliğinde bir araya geldik. Tabii Ramazan çok güzel geçiyor. Birçok programlarımız da oldu, iftar programlarımız oldu. Ama bu akşam benim için ayrı bir önemi var. Çünkü önümüzdeki günlerde yani bayramdan sonra iki tane türkü hazırladım. Bir tanesi Ankara türküsü ve diğeri de Antep Kilis türküsü. Onun heyecanını da yaşıyorum. İstedim ki sevdiğim dostlarımla bu güzel iki şarkımı da onlara dinleteyim. Onların duygularını ve bana olan sevgileriyle birlikte o heyecanımı benim de mutluluğuma ortak olsun istiyorum. Tamer Levent iftar yemeğine katılan isimlerdendi. Levent klibinde İsmail Özkan'a eşlik ettiği Yansın İstanbul şarkısıyla ilgili bakın neler söyledi. Yansın İstanbul'u yaptık Sezen Aksu'nun. Evet, izlediniz herhalde. Sevgili Sezen'in çok güzel bir şarkısı Yansın İstanbul. İçinde onun esasında küçükte bir mizah var. Yani aşk acısından muzdarip olan birisinin hani şu güzelim İstanbul'u bile gözden çıkardığını sanki dile getiriyormuş gibi oluyor. Onu ciddi ciddi Yansın İstanbul demek yerine İsmail orada onun ironisini de biraz çıkartmış oldu. Yani bir tür şaka gibi oldu. Ve dönemin işte bir listenin başına geldi. Rafet El Roman çıktığı sahnede yine kendine has dans figürleriyle adından söz ettirdi. Ömür Gedik bayramın ikinci günü İstanbul'da sahne aldı. Parlak bir sahne kıyafeti tercih eden Gedik şarkılarıyla sevenlerini mest etti. Yaşayamam. Sen olmadan ben asla yaşayamam.
Geçtiğimiz Aralık ayında baba olan Kaan Urgancıoğlu, oğlu Ardıç'la bayram için özel fotoğraf paylaştı. Baba oğlun sosyal medyaya düşen ilk karesi çok beğenildi. Devrim Özkan, Kerem Bürsin ve köpeğinin aşk yaşadığı anları yayınladı. Bu sevimli anlar ikilinin takipçilerini çok güldürdü. Melis Sezen birbirinden iddialı bahar pozlarıyla sosyal medyayı yaktı geçti. Ceylan, New York'taki Madame Tussauds Bal Mumu Müzesi'nde Kate Middleton figürüne sarılırken çekilen videosunu paylaştı. Anne olmaya hazırlanan Gonca Vuslateri ve Müge Boz, yayınladıkları bu videoyla takipçilerini güldürdü. Sen de benim gibisin. İkimiz de çok güzeliz. Evet, şişmanız ama sevimliyiz de. Sen de benim gibisin. İkimiz de çok güzeliz. Evet, şişmanız ama sevimliyiz de. Sen de benim gibisin. İkimiz de çok güzeliz. Evet, şişmanız ama sevimliyiz de. Sen de benim gibisin. İkimiz de çok güzeliz. Evet, şişmanız ama sevimliyiz de. Hande Soral ve İsmail Demirci çifti bayramı sevimli oğulları Ali ile verdikleri bu pozlarla kutladı. Melisa Sözen, sevgilisi Harun Tekin'le olan bu aşk dolu karelerini 41 mevsim biriktirdik birlikte notuyla yayınladı. İbrahim Büyükak, sevimli oğlu Aslan Oktay'ın başarılı kalecilik performansını doğuştan kaleci bu çocuk notuyla yayınlayarak güldürdü. Hadi Aslan, sen kaleyisin, topu kurtarıyorsun, tamam mı? Hazır mısın? Hadi kaleci. Aferin sana, çok güzel atladı. Bravo. Kurtardı. Gizem Karaca, İzmir'deki evinde sevimli köpeği Bex'in yüzdüğü anları Bex suya düştü notuyla paylaştı. Güzel oyuncu ardından güneşin tadını çıkardığı bu kareyi yayınladı. Star 3 ay aradan sonra Kıbrıs'ı coşturdu. Ajda Pekkan'ın Kıbrıs'taki bayram şovunda neler yaşandı? Evet, bu gece bizim bayram gecemiz olduğu için. Funda Arar'dan adamlık tarifi.
Yani onlara takılacaklarına adamlığın çok daha başka tarifleri var. Etek giyip oje süren erkeklerle ilgili soru Funda Arar'a nasıl bayramlık ağzını açtırdı? Şimdi ne diyeyim, neler duyuyoruz? Az sonra... Türkiye'nin en çok sevdiği dizilerden Bahar'ı işte böyle çekiliyor. Demet Evgar'ın doğaçlamasıyla kahkahaya boğduğu Cerram sahnesinin kamera arkasında neler yaşandı? Ne oldu Cerram? Bahar'ın şarkılarla coşturduğu eğlence gecesinin kamera arkasında neler yaşandı? Ve Bahar setinden sosyal medyaya yansıyan en komik anlar. Kamera beni görüyorsa ben de kamerayı görüyorumdur. Ben kamerayı görüyorsam kamera beni. Her bir bölümüyle Türkiye'yi ekran başına kilitliyor Bahar dizisi. Hoş geldiniz Tımır Bey. Çökün. Niye çöküyoruz ya? Bir şey mi patlayacak? Ne oluyor? Çök kızım, saçların yanacak. Ne oluyor? Niye çöküyoruz be? Bir şey mi geliyor? Ne oluyor? Hacı baba ne demi? Hoş geldiniz Tımır Bey. Hoş geldiniz Timur Bey, hoş geldiniz. Peki bu harika proje nasıl çekiliyor? İşte Bahar dizisinin kamera arkasından görüntüler. Az sonra... Kırmızı ve pembeden sonra... Olay kadın, yine sarışın. Gel sarışınım gel sana aşığım gel. Kameraları çok özleyen Gülşen'den bayram bombaları. Çekilmesi düşünülen hangi film için bitmez dedi. Bitmez o film. Ve Gülşen bu para mesajını kime yolladı? Parayla İvan'ın kimde olduğu belli olmaz. Sonra. Ajda Pekkan'ın aylar sonra sahneye çıktığı Kıbrıs'taki muhteşem şovu, Funda Arar'ın doğum gününü de kutladığı sahnesi ve diğer eğlenceler. İşte Kıbrıs'ta bayram coşkusu. Süperstar 3 ay aradan sonra Kıbrıs'ı coşturdu. Ajda Pekkan'ın Kıbrıs'taki bayram şovunda neler yaşandı? Evet, bu gece bizim bayram gecemiz olduğu için. Funda Arar'dan adamlık tarifi. Yani onlara takılacaklarına adamlığın çok daha başka tarifleri var. Etek giyip oje süren erkeklerle ilgili soru Funda Arar'a nasıl bayramlık ağzını açtırdı? Şimdi ne diyeyim, neler duyuyoruz? Bayramda eğlencenin adresi Kıbrıs. Bayramın ilk gününde eğlencelere geçmeden önce kameralarımız Girne sokaklarında. Bayram tatilini Kıbrıs'ta geçirmek isteyen vatandaşlarımız sokaklarda. İstanbul'dan geliyoruz. Kıbrıs'a ilk kez geliyoruz. Gezip görelim dedik buraları. Bir bayram tatili oldu bizler için. Kimisi farklı bulmuş, kimisi memleketine benzetmiş Kıbrıs'ı. Daha yeni anca gezme imkanımız oldu. Çok güzel. Değişik, güzel bir yer. Yani biraz Mersin'i andırıyor. Çok beğendim Kıbrıs'ı ben de. İyi ki gelmişim diyorum. Havası, ortamı, atmosferi gayet güzel. Kıbrıs'ta okuyan öğrenciler de kendilerini sokaklara atmış tatilde. İyi geçiyor, birazcık kalabalık oluyor buralar. Biz de Türkiye'ye dönmeyelim, buranın tadını çıkaralım dedik biraz. Ya Kıbrıs güzel aslında, bence öğrenciler için eğlenceli bir yer. Müzik
Kuzey Kıbrıs'ın meşhur bayram eğlenceleri. İlk durağımız süperstar Ajda Pekkan'ın sahnesi. Hepinize iyi bayramlar. Çok hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim. 3 aydır sahnelerden uzaktı. Geri döndü ve süper geri döndü. Harika görünüyor Ajda Pekkan. 3 aydır biliyorsunuz benim bir sağlık durumum oldu ameliyatla ilgili omuzumda. O yüzden 3 aydan beri ilk defa çıkıyorum. O yüzden biraz ben de çok heyecanlıyım. Bu heyecan hiç bitmiyor. Sağlığı, sıhhati de yerinde çok şükür. İyi, çok şükür olsun. Çok teşekkür ederim. Bu konsere özel olarak hazırlanmış. Evet, bu gece bizim bayram gecemiz olduğu için bütün ülkemizin ve hepimizin. O yüzden ben de bu geceye böyle özenli hazırlanmak istedim. Becermiş miyim? Çok teşekkür ederim. O zaman tekrar teşekkürler. Ve sahnede Ajda Pekkan. Bitmeyen enerjisiyle Kıbrıslı tatilcilere harika bir bayram akşamı yaşatıyor. Kıbrıs'ta sahne alan bir başka ünlü Ebru Yaşar. Oldukça şık ve iddialı kıyafetiyle sahneye çıkan Ebru Yaşar hem göze hem de kulağa hitap ediyor bayram konserinde. Özcan Deniz'in Kıbrıs sahnesine uzanıyoruz. Sahneye çıktığında bir başka adam oluyor Özcan Deniz. Enerjisiyle eğlendiriyor konuklarını. Konserin en başında atarlı giderli pek çok şarkıyla coşturuyor misafirleri. Kıbrıs'taki konseri öncesi Funda Arar'la beraberiz. Ailecek geldik, evet. Şimdi çocukların da ara tatili olunca biz de Kıbrıs'ta 3 gün buradayız. Dün bir gün önceden geldik. Bugün ve yarın da yine konserim var Kıbrıs'ta. Öyle olunca hadi dedik oğlanı da getirelim arası da. Oğlu da Kıbrıs'ta. Müziğe yatkınmış kulağı ama annesini dinlemiyormuş. Müzikle arası çok iyi. Güzel müzikler dinliyor, değişik müzikler dinliyor. Farklı, yani şimdiki şu andaki neslin dinlediği müziklerle pek alakalı müzikler dinlemiyor bizimki. Anneyi dinliyor mu? Yok, beni de dinlemiyor. Ben çok üzüntülü şarkılar söylüyorum. Bunu nasıl okuyorsun benim anne? Anne sen çok iyi üzgün, acıklı şarkılar okuyorsun diyor. Bayram öncesi doğum gününü kutladı Funda Arar. Muhabirler küçük bir sürpriz yapıyor ünlü şarkıcıya. Bu arada geçtiğimiz günlerde de doğum gününüzdü. Evet, doğum günümdü. Biz yeni de bir güzel sürpriz yapalım dedik. Yok canım artık. Evet. Gerçekten mi? Röntgen de olsa Funda Arar.
yeni gördüğümüz için şimdi kutlayalım istedik. Ay kocaman da pasta maşallah. Allah hepimize önce sağlıklı, mutlu bir yaşam, huzurlu bir yaşam versin inşallah. İşimiz gücümüz hepimizin rast gitsin diyorum. Ve istiyorum efendim. Bayram sonrası İskoçya tatiline çıkacak Funda Arar. İskoçya denince akla etek, etek deyince etek giyen ünlü beyler geliyor. Son dönemde İskoçya'ya giden erkekler de etek giyiyor. Öyle mi? Ama oranın yerel... Üstü işte erkeklerin etek giymesi... Ama oranın yerel şeyleri değil mi? Nedir adı? Evet, kostümü değil mi? E tamam orada normal gitmişler giymişler ne yapacağım? Erkek adam etek giyer mi tartışmalarına başka bir açıdan bakıyor Funda Arar. Erkekler yani onlara takılacaklarına adamlığın çok daha başka tarifleri var. Önce onları halletsinler, ojeyle etek sonra iş. Yani şimdi ne diyeyim, neler duyuyoruz. Yani hayır yani şimdi oraya gelene kadar niye böyle şeylere takılıyorlar? Herkes ne istiyorsa onu yapsın. Funda Arar bu güzel sohbetin ardından şarkılarıyla Kıbrıs'a bayram ettiriyor. Ekranlarının fenomeni Kızılcık Şerbeti Avrupa'yı fethetti. Kızılcık Şerbeti oyuncuları önce kan sokaklarında, sonra dizinin ülke sınırlarını aşan başarısının kutlanması sebebiyle yapılan görkemli bir gala gecesinde fırtına gibi esti. Kanda One Love adıyla dünyaya açılan Kızılcık Şerbeti oyuncuları ne dedi, ne giydi, neler yaşadı? Rolden de etkilendiğim, bazen onu kendi hayatıma da yansıttığım şeyler olabiliyor. Bu kadar cesur bir işin içinde ilk defa oldum. O yüzden cesaretlerinden dolayı bütün ekibi kutlarım. Kızılcık Şerbeti benim kariyerimde ve hayatımda bir dönüm noktasıdır. Ve Kızılcık Şerbeti oyuncularının Kan'daki bayram sabahından eğlenceli anları. Evrim'i ben görüyorum ve artık... Oy! Oy, çok iyi. Az sonra... Bayramlık ağzını açtı. Yine gündem yarattı. Hani sanat süreklilik değil, süreksizliğin sürekliliği olduğu için. Aleyna Tilki'yi kimler kırıyor? Uzaktan nazar değdiren oluyor. Tilki kendisini engellemeye çalışanların ufkunu nasıl açtı? Benim gibi engellenmeye çalışan, sahneleri özleyen... Az sonra. Gündüzünde sohbetler, gecelerden eğlenceler. Ünlüler Dünyası bu hafta neler yaşadı, hangi ünlü kameralara nasıl yansıdı izliyoruz. Bayram haftası İstanbul sokakları hareketliydi. İşte ünlülerin cadde ve gece turları. Mazhar Alanson'u Bebek'te balık keyfinde görüntülüyoruz. Tam ortasındayım yolun, koşunun ortasındayım. Neler yapıyor büyük usta? Halini hatrını soralım. Çok şükrediyoruz halimize. Çalışıyoruz, yine şarkılar yapıyoruz, üretiyoruz. Başka bir pek bir şey yok.
Özkan Uğur'un vefatının acısı halen devam ediyor. Vallahi her an aklımızda, her bir şeyde. Yani mide pastili kullanıyorum, o da kullanırdı. Özkan'ı hatırlıyorsun, şeye bakıyorsun, Özkan'ı hatırlıyorsun. Yani şeyi geçmedi. Özkan çok neşeli, vır vır, yani anlatacak o kadar güzel şeyleri var ama daha o kısma geçemedik. Acısı hala, yani yokluğu, eksikliği çok hala şeyiz. Bıraksam kendime şöyle ne rahat, o da geçer bir gün yaşamana bak. Alınacak dersler var. Geçtiğimiz hafta Özkan Uğursuz verdikleri ilk konseri merhumun ailesi eleştirmişti. Neredeyse bir yıl geçti. En son konserimiz buradaydı. Bu salondaydı. O yüzden bugün tekrar bu salonda bir merhaba diyelim dedik hepinize. Özellikle Özkan Uğur'un eşi Aysun Hanım konserin biraz erken verildiğini açıklamıştı. Erken vermek değil, biz bir çeşit Özkan'ı anmak isteriz. Kızılcık Şerbeti'ne Giray karakteriyle dahil olan oyuncu Kaan Taşaner, kız arkadaşıyla birlikte Nişantaşı turunda. Bir şeyler yemeye çıktık, bir şeyler yiyeceğiz. Kızılcık Şerbeti projesinin içinde yer almanın keyfini yaşıyor. Sete geliyorum, gidiyorum. Acayip mutluyuz. Alışabildiniz mi? Çok kolay oldu. İnanılmaz bir ekip. Çok tatlı bir ekip. Evet. Zaten uzun zamandır bir aradalar. İş dedeyi de ustalaşmışlar. İyice kavramışlar. Ben de onlara dahil oldum. Onlar da hemen kabul ettiler. İnanılmaz keyifle çalışıyoruz vallahi. Bakın, bu yaptığınız büyük bir saygısızlık. Resmen hakaret. Ne oluyor burada? Ya bize burada ayıp ediliyor şu an. Biz Giray Bey'le görüşmek istedik, dilenci muamelesi gördük. Burası ne biçim bir yer? Ya bize Hüsrey Bey lazım, nerede o yok? Benim Giray, dinliyorum. Aa! Biz 5 dakikanızı istiyoruz sadece. Para istemiyoruz. Şu an zaten rolün kendi de serim aşamasında. 2-3 bölüm oldu. Hikaye açıldıkça daha netleşecek. Yine zaten burada bir araya geliriz. Biz de isteyelim. Peki. Bigi Önal'ı görüntülüyoruz cadde turunda. Son dönemde birçok ünlü ismin olduğu gibi o da Show TV'nin sevilen dizisi Bahar'ın hayranıymış. Vallahi bu sevdiğiniz... ara Bahar'ı izliyorum. Çok sevdim onu. Onu izliyorum. O kadar. Başka takip etmiyorum. Başka takip edemedim. Zaten biraz yoğundum bu aralar. Hikaye yapıyordum çok işte Ayvalık'a falan. Bir ona tutuldum. Konu aşka ve Aras Bulut İynemli'ye geliyor. Eski aşıklar hala arkadaşça görüşüyor. Arkadaş anlamında. Biz değiliz yani. Merhaba, merhabamız tabii ki her zaman olacak. Kaç senelik arkadaşız da aynı zamanda, o yüzden. Ayrılık sonrası ikisi de hayatlarına birilerini almadı. Bu bir geri dönüş sinyali olabilir mi? İkinizin de hayatında biri olmayınca acaba böyle unutulmamışlık mı var desek? Arkadaşlar çok vakit geçti. Unutulmayın bana ya. Cem Belevi ve yeni kız arkadaşı trafikte takılıyor kameralarımıza. Hanımefendi kameraları görünce yüzünü kapatıyor. Gelsen ne güzel, görsen ne güzel, bak yollarına gül serdin. Güz bitti bize, yaz geldi, desen aşk kollarını ben geldim. Nasılsınız Cem Bey? Çok mutluyuz. Siz ne yapıyorsunuz? İyi valla, hanımefendi abi yüzünü kapattı. Niye kapatıyor? Sizin yüzünüzle. İstanbul gecelerinde Hayal Köseoğlu ve Burak Sevinç'i kol kola görüntülüyoruz. Hayal Köseoğlu ve Burak Sevinç devamında bir mekana geçiyor. Burak Sevinç'e birkaç dakika önceki kol kola olan görüntüleri sorulunca bakın nasıl bir cevap veriyor. Az önce gördük ama size... Hayır, hani... yanlış görmüşsünüzdür. Doğrudur. Yani adettendir, ilişki var mı yok mu? Hayır, tabii ki yok. Tabii ki yok. Tabii ki yok. Asla. Asla. Mustafa Mert Koç'u İstanbul gecelerinde görüntülüyoruz. Çıkardığı Sessizim şarkısı çok beğenildi. Yeni şarkısı yoldaymış.
Evet, inşallah bu ay sonunda güzel bir şey daha çıkaracağız. Güzel gidiyor her şey. Çok güzel tepkiler alıyoruz. Çok seviliyor aslında. Evet evet. Dinliyor musun şarkıyı? Evet evet. Valla sessizim. Eyvallah. Nasıl teşekkür ederim. Çok şükür. Sanırsın. Çok güzel bir şey üretiyorsun. Onun tüketildiğini hissetmek ayrı bir heves. Çok daha güzel bir şey. Çok şükür ya, şu an her şey yolunda. Geçtiğimiz günlerde katıldığı bir programda şarkının bu kadar çok sevilmesini, yakın arkadaşı Çağatay Ulusoy'un destek için şarkıyı sosyal medya hesabında yayınlamasına bağlamıştı. Bu kadar olmazdı ya kesinlikle, hep onu da söylüyorum, içerideydi zaten, onu da dedim. Yani sonuçta Türkiye'nin en çok sevilen oyuncularından bir tanesi. Vesile oldu böyle bir şey. İnsanlar arkadaşlarına böyle destek olur. Çok güzel gidiyor her şey. Emre Altuğ'u gecelerde görüntülüyoruz. Hayatında biri var mı diye soruyoruz. Verdiği cevapla kafaları karıştırıyor Emre Altuğ. Evet, siz görüyorsunuz. O zaman yani aslında şöyle bir durum olabilirdi yani. Sen beni takip ettiğin için görevinde çok başarılı bir muhabir haline gelebilirdin ama bugün o gün değilmiş bugün yani. Gün. Evet. O zaman var değil. İşte kısmet diyelim. Bakalım. Evet, yani daha henüz açıklamak için bir şey erken ama gerektiği zaman açıklarım zaten, konuşuruz. Ay. Merhum sanatçı Kayahan için düzenlenen anma gecesinde sahneye çıkmıştı Emre Altuğ. Böyle bir gecede sahneye çıkmaktan gurur duymuş. Kayahan abiyi tanımış biri olarak konuşmak ayrıca heyecanlandırır beni, onur verir. Onun şarkılarını söylemek bir ayrı onur. Çok değerli. İpek Açar'la bu sahneyi paylaşmak yine çok değerli. Alper Kömürcü'nün müzik direktörlüğü çok değerli. Dolayısıyla ortaya çok güzel çalışılmış, çok çok benim için hakikaten kelimelerle anlatılamayacak kadar kıymetli, önemli bir konser çıktı. Geri dönüş mevsiminde hangi filmler izlendi? Ben size soğuk vaat ediyorum. Ben size açlık vaat ediyorum. Ben size perişanlık vaat ediyorum. Kızın moralini azıcık yüksek tutmak lazım. Hep böyle güzel güzel şeyler söyle. Ne kadar yakışmış. Sıkıntı var ya. Çocuğu sorarlarsa. Yani öyle pek de bir şey de benzemiyormuş falan de. Allah kursuna nazar değer ona da. Hayırlı olsun bebeğim. Nasıl, iyi mi? Yok be. Aşırı çirkin. Dijital sinemada hangi filmler konuşuldu? Yani New York'tayız. Birbirini ilk ve son kez gören iki yabancı. Yani değişik bir şeyler yapalım. İstanbul'da yapamayacağımız bir şeyler yapalım. Anlaştık. Benim kızımız. Bu evlilik olmayacak. Niye de evlilik teklif ettim? ...2023'ün son, 2024'ün ilk yarısındaki sinema mevsiminin en çok ses getiren yerli filmleri geliyor. Benim tabancayla geldiğim yere roket atarla geldin sen. Şimdi. Az sonra. Gözlerime bak, herkese inan. Uzun süreli sessizlik bozuldu. Dışı düştüm bak. Serenay Sarıkaya, Mert Demir'le olan ilişkisini ilan etti. Bayramda bir şey yapacaksınız Mert Bey'le. Az sonra. Yeniden sarışın olan Gülşen'in sahne şovu, Hadise'nin göz alıcı dansları ve Aleyna Tilki'nin açıklamaları. İşte Kıbrıs'tan ünlülerin bayram coşkusu. Aleyna Tilki'den aforizmalar. Hani sanat süreklilik değil. Gülşen'den bayramlık bombalar. Parayla imanın kimde olduğu belli olmaz. Hadise'den olay danslar. Bayramın kalbinin attığı Kıbrıs'ta ne ararsanız var.
İşte Kıbrıs'tan bayramlık bombalar. Kıbrıs'taki bayram eğlencelerinde ilk konuğumuz Aleyna Tilki. Bayram onun için sahne demek. Vallahi ben bayramda biliyorsunuz ben sahnede olmayı çok seviyorum. O yüzden bayramım bugün bayram olmuş oluyor yani. Tarzı dikkat çekici. Kıyafeti alışılagelmişin dışında nasıl hazırlanıyor Aleyna sahneye? Ben de öyle zaten random sahneye çıkmayı seviyorum. Attım elime dolaptan, aldım geldim işte saçımı taradım. Hazırım. Geldik gelir gelmez hemen saçımı taradım, giyindim 15 dakika. Hazırlanmayı seven biri değilim bir de o yüzden yani. Hani böyle çok uğraşlı görünmeyi sevmiyorum. Doğal. Kariyerinin ilk albümü için düğmeye basmış durumda. Evet, albüm geliyor. Kaç şarkı oldu? Ya albüm gittikçe şarkı sayısı artıyor. Yani ben 100-150 tane falan şarkı hazırladığım için kararsızlıklar falan da oluyor böyle. Şarkılar da artıyor. Bir de ilk albümüm. O yüzden daha hala tarih vermiyorum ama bir aya. Albümün çıkış zamanıyla ilgili sorulara kendine has aforizmalarla yanıt veriyor. Hani sanat süreklilik değil, süreksizliğin sürekliliği olduğu için öyle tarihler vesaireler vermek benim çok hoşuma gitmiyor. Ben daha sanatımı özgür bir şekilde yapan biriyim yani. Nasıl bir albümse hazırlık aşamasında nazar üstüne nazar değmiş. Çok özel bir albüm olduğu için uzaktan nazar değdiren oluyor. Gerçekten böyle bir şeylerin aksadığı oluyor. Birbirimize tripler attığımız oluyor. Ama önemli olan dinleyicilerimiz. O yüzden onları üzmeyeceğiz yani. Son olarak arkadaşı Serel Yereli ile birlikte Boğaz'ın serin sularına girmişlerdi. Vallahi Boğaz'da gerçekten suya girmek şey tutkulu bir şey yani ve alışkanlık yapacakmış gibi geliyor bana yani. Hani. Bugün sahneye çıkacak ve eğlendirecek ama geçen yıl sahnelerinin engellendiğini söylemiş ve gündem yaratmıştı. Duygu diliyle konuşan bir insan yok. Tamam iş dünyasında her şey çetin olabilir ama benim ölmemi istemeleri normal mi mesela? Aleyna Tilki isyanının sonuç verdiğini düşünüyor. Vallahi laflarım gereken kişilere ulaştı. Evet, gereken kişilere ulaştı ekibimle beraber. Bu engellerin üstesinden geldik. İlk önce galiba bu sektörde gerçekten birinin bunları anlatmaya ve cesaret etmeye ihtiyacı varmış sektörün yani. Sektör bir sallandı kendine geldi öyle söyleyeyim. Aleyna Tilki o gün yaptığı çıkışın sanat camiasında taşları yerinden oynattığı görüşünde. Benim gibi engellenmeye çalışan, sahneleri özleyen bazı sanatçılar için de bazı şeyler değişti bu arada. Biliyorsunuz kimileri menajer değiştirdi falan filan. Sektörü değiştirdik yani o yüzden savaşımızı verdik kazandık diyelim yani. Gizemli bir özel hayatı var. Hayatında biri var mı yok mu belli değil. Aşk soruyoruz yine felsefe yapıyor. Biliyorsunuz yani aşka bakış açım çok daha hani evrensel hani sonucu Allah'a bağlanan, evrenin güzelliklerine bağlanan. Hani hayatında biri olsa bile evren için onu seviyorum. Hani kulu seviyorum, yaradandan ötürü denen bir şey var ya. Ben de daha çok böyle manevi hisler vardır. Bunları paylaşmak istediğim insanlar vardır ama ben hep aşığımdır yani. Keyifli sohbetin ardından sahnede dansıyla, şarkısıyla ve şovuyla Aleyna Tilki fırtınası esiyor sahnede. Çelik Ercan grubunun bayram konserindeyiz. Deliye her gün bayram derler ama ne evet. Mutlu bizim gibi delirenleri ama evet. Değil mi? neşe içinde. Biz de deliyiz zaten. İşte ne mutlu bizim gibi delirenlere. Eski bayramları daha iyi bilecek bir üçlü onlar gençlere göre. Şöyle bayramda olduğu gibi olursak küslükler hani bayramlarda olmaz barışılır vesaire. Bayramı beklemeye gerek yok ya. Biz çok güzel bir milletiz. Böyle bir dileğim var benim. Her günümüz bayram tadında olsun. Evet. Çok teşekkürler. İzel Çelik Ercan üçlüsü bir süredir konserlerde birlikte ama hayranları onlardan yeni şarkılarda bekliyor. Ne zamandır böyle bir araya gelip de yapmayı başaramadığımız bir
şarkı konusunda da bir ilerlememiz var. Çelik'in de yaptığı bir iki şarkı var. Benim de yaptığım bir iki şarkı var. Şimdi bak, neyi oluyor biliyorsun? Beni ağır ve bana haber vermiyorsunuz. Beni çağırmıyorsunuz. Ondan oluyor. Grupta bütün planlar İzel'e göre yapılıyor belli ki. Bir şarkının senin sesine yakışacak hale gelmesi bizim için çok önemli bir şey. O süreci daha yakalayamadık. İzel'in sesini zinde tutan, İzel'i ayakta tutan en büyük duygusu kıskançlık. Oldu mu Lusu, Çelik de beni kıskanmıştır. Halbuki grubun tek gülü. Bizim onu kıskanmamız lazım. Biz zaten kıskanıyoruz. Biz ne yapıyorsak onun için yapıyoruz. Bir şarkı yaparsak bile İzel'in tonuna uyarmayı düşünüyoruz. Kendimizi bile düşünüyoruz. Vallahi ama. Kur'an Evliya Çarşı. Sohbetin ardından sahnede üçlü. 90'lardan nostaljik şarkılarla sahneye çıkıyor. Kıbrıs'ta sahne sırası Koray Avcı'da. Sahnelerin hareketli ismi Formda O Gece. Bayramın ikinci gününde de sahnede Koray Avcı var. Konserleri haricinde onu göremiyoruz çünkü denizde yaşıyor. Deniz beni rahatlatıyor abi. Çok kendimi çok mutlu hissediyorum. Rahmetli babanın hediyesi, yani onun manevi hediyesi. Böyle biraz iyi. Geçtiğimiz haftalarda Yıldız Tilbe dansı yaptığı bir video gündeme gelmişti. Koray Avcı videoya yapılan yorumlara bakın nasıl karşılık veriyor. Taklit diyorlar, hiç hoş değil. Taklit değil. Benzetiyorum dansımı. Dansı benzetiyorum. Sevilen bir tip Yıldız Tilbe. Eğlendiriyor. Yani Yıldız Tilbe benim bir kere birincisi çok kıymet verdiğim birisi. İkincisi ismini anıp özen gösterdiğim birisi. Öyle onu üzmeyelim yani. Ben eğleniyorum sonuçta. Ben eğleniyorum arkadaşlar. Beni bir kefeye koyup durmasın insanlar. Bırakın ya. Ben eğleniyorum. Seven gelsin izlesin. Eleştirileri aldırış etmeden sahnesine ve ekibine çok güveniyor ünlü şarkıcı. İyi de bir sahnemiz olduğunu düşünüyorum. Çünkü çok iyi müzisyenlerle, çok iyi bir ekiple çalışıyorum. Bayram da keza öyle. Yani yıllar öncesinden planlanıyor şu an çıkacağımız sahne. Demek ki seviyorlar. Yalnız da bırakmıyorlar. Tek amacımız mutlu olmanız, tek amacımız güzel günlerinizde birlikte güzel vakitler geçirmek. Sohbet sonrası sahneye çıkan Koray Avcı, şarkılarıyla bayramın ikinci gününü de renklendiriyor. Yeniden sarışın olan Gülşen'le harika geçmeye aday konseri öncesi birlikteyiz. Herkesin bayramını kutluyorum. Tabii ki tüm tanıdıklarımla, sevdiklerimle, ailemle telefonlaştık. Yanımda olanlarla kucaklaştık. Ama sizin aracılığınızla da herkese ulaşmasını isterim bu mesajımın. Bayram gibi bayram olsun. Bayram ne ifade ediyorsa hepimiz için anlamı aynı. Bayram günü denince de o bir anne. Oğlu Azur'a bayram kültürünü yaşatan bir anne üstelik. Azur doğduğundan beri tüm gelenek göreneklere göre büyüyor. Bayramların da müthiş bir önemi var. Benim çocukluğumda da öyleydi, hala da öyle. Yani uyandığım anda yanımda değillerse mutlaka ailemi arayarak başlar bayram günü. Azur için de geçerli bu. El öpme. şeker bayramıysa. Ona göre Kurban Bayramı'nda farklı. Gelelim imaja. Saçı yeniden sarı oldu ve Gülşen özüne döndü. Hem yenilik güzel, ben yenilenmeyi de seviyorum ama bir yandan da yeni bir proje üzerinde çalışıyorduk uzun zamandır. Yeni bir şarkı çıkarıyorum. Hatta birkaç şarkım hazır. Birkaç şarkıyı bir arada mı çıkarsak diye düşündük ama işte biraz daha zaman vermek istedik projeye. O yüzden şimdi sadece ilk şarkımızı çıkartıyoruz. Ne zaman dinleyeceğiz? Söylüyorum, 26 Nisan'da. Farklı renkler denese de her zaman sarışınlık favorisi. Aslında ben sarışınlığı çok seviyorum. Ve uzun zamandır saçlarım sarıydı. Arada bir kırmızı oldu, bir pembe oldu. Şimdi sarının çok farklı bir tonuyla tanıştım. Gel gel sarışınım gel. Gel sana aşığım gel, gel gel gün ışığım gel,
gel çok karışım gel. Güzel oyuncu Farah Zeynep Abdullah'ın paylaştığı videoda Gülşen şarkısıyla dansı çok konuşuldu. Gülşen çok beğenmiş bu performansı. Geçtiğimiz günlerde sizin bir sene önce giydiğiniz bir kıyafeti giydi ve dans etti. Biliyorsunuz son yıllarda bütün biyografi filmlerinde adı geçiyor. Direkt Gülşen Hayatım oynanacak dendi sosyal medyada. Öyle mi? Onu tabii, bilmiyordum. Tabii, bayağı gündem oldu yani. Ya o biliyorum kıyafet ve dans şeyini, videosunu ben de izledim. İnanılmaz yakışmış. İnanılmaz da güzel ya, dans ediyor. Ve çok sevdiğim bir oyuncudur. İnsan olarak da çok beğendiğim birisidir. Biyografi filmlerinin aranan yüzü Farah Zeynep Abdullah. Bir film çekilse ve Gülşen'i oynasa nasıl olurdu? Bitmez o film. Çok çünkü ilginç bir hayatınız var. Benim geçişimden geçeriyince. Ne gibi? Şimdi hepsini anlatmayayım ben. Anlatabilirsiniz ama zamanımız yetmez. Yani şu an öyle bir planım yok. Ama ileride ne düşünürüm ben de bilmiyorum. Gelelim muhteşem formuna. Gülşen'i her zaman, her yerde ve her şartta mükemmel görmek klasikleşti. Denge dedim ya, her şey bir arada olması lazım. Yani doğru ve iyi beslenme. Yani diyet programı, diyet programı belli oluyor demeyelim ama artık bu şeye geneli hayatıma yayıldı. Gerçekten sağlıklı besleniyorum. Hayat tarzı. Hayat tarzı oldu artık ama herkese önerebileceğim tek şey yürümek. Yani en önemli şey bence. Yolda yürüyün diyenler yürüyün. Yürüyün. Nereden yürüyün? Yürümek denince akla sosyal medya tabiri olan yürümek de geliyor. Yürüyün, ayaklarınızı kullanarak yürüyün. Yemden yürümekten bahsediyorum. İyi hissettirip böyle enerjiyi yükseltirse hadi ben bir çıkayım. Sahneye geçmeden önce bayramın en çok kazanan ünlüsü ilan edilmesini de soralım. Bir şey demiyorum o konuda. Parayla imanın kimde olduğu belli olmaz. Sahne zamanı. Gülşen harika performansıyla bayram sahnesinde. Kıbrıs'taki bayram turumuza Zara ile devam ediyoruz. Sahnesi öncesi sık kilo alıp vermesiyle ilgili soru ve sorunları nasıl aştığını anlatıyor Zara. Sevgili basın mensubu arkadaşlarım o kadar çok bu konuyla alakadar oldular ki tabii bu arz talep meselesi. Hanımlar, hanımefendiler sorunca sizler de bana soruyordunuz. Ben bunun üstesinden geldim yani sorula sorula. Anladım ki bu iş stresmiş biraz da aman öyle mi olacak böyle mi gözükeceğim diye. Onu da atlatınca şimdi kilo vermeye başladım. Yakıştırdım. Ama şu saatte yani sağlık olsun. Evet. Sağlık dışında yok çok balık etliymişim. Benim kızım diyor ki balık etli kavramı kafasında ama henüz onu söyleyemiyor. Köpek balığı gibisin anneciğim. Tamam yeter üzülme. O yüzden kendince moral veriyor. Gerçi son dönemde kadınların estetiklerinden çok erkeklerin estetikleri konuşulur oldu. O ne düşünüyor erkeklerin estetik merakıyla ilgili? Vallahi yakışan da var, yakışmayan da var, ihtiyacı olan da var, olmayan da var. Evet. Ben az her zaman çoktur. Bu benim bir sevgili arkadaşımdan duyduğum ve kendime düstur edindiğim bir cümle. Azın her zaman çok olduğunu, iyi olduğunu düşünürüm. Sohbet sonrası sahnede Zara. Hadisenin bayram sahnesine uzanıyoruz. Yine dansçılarıyla estetik bir şova imza atıyor Hadise. Seyircisiyle sohbet ederken bu güzel bayramı annesiyle birlikte karşıladığını anlatıyor. Bu mutlu bayram mı? Ne güzel bir bayram değil mi? Ben çok mutluyum çünkü her bayram, aşağı yukarı her bayram sizlerle bir arada oluyorum. Aslında ailem diyorum sizlere çünkü genelde aileyle vakit geçiremiyorum bayramda ama bu sene
Benim için bir tık farklı oldu. Annemle geçirdim ilk günü. Bütün annelerimiz için bir alkış yukarı. Kıpır kıpır şovuyla devam ediyor konserine. Ekranlarının fenomeni Kızılcık Şerbeti Avrupa'yı fethetti. Kızılcık Şerbeti oyuncuları önce kan sokaklarında, sonra dizinin ülke sınırlarını aşan başarısının kutlanması sebebiyle yapılan görkemli bir gala gecesinde fırtına gibi esti. Cannes'da One Love adıyla dünyaya açılan Kızılcık Şerbeti oyuncuları ne dedi, ne giydi, neler yaşadı? Rolden de etkilendiğim, bazen onu kendi hayatıma da yansıttığım şeyler olabiliyor. Bu kadar cesur bir işin içinde ilk defa oldum. O yüzden cesaretlerinden dolayı bütün ekibi kutlarım. Kızılcık Şerbeti benim kariyerimde ve hayatımda bir dönüm noktasıdır. Ve Kızılcık Şerbeti oyuncularının Cannes'daki bayram sabahından eğlenceli anları. Evrim Hanım, ben görüyorum ve artık... Oy, çok iyi. Az sonra. Sinemanın geri dönüş mevsiminde hangi filmler izlendi? Ben size soğuk vaat ediyorum. Ben size açlık vaat ediyorum. Ben size perişanlık vaat ediyorum. Kızım, moralini azıcık yüksek tutmak lazım. Hep böyle güzel güzel şeyler söyle. Ne kadar yakışmış. Sıkın oraya. Çocuğu sorarlarsa... Yani öyle pek de bir şey de benzemiyormuş falan de. Allah kursuna nazar değer ona da. Hayırlı olsun bebeğim. Ha, nasıl, iyi mi? Yok be. Aşırı çirkin. Dijital sinemada hangi filmler konuşuldu? Yani New York'tayız. Birbirini ilk ve son kez gören iki yabancı. Yani değişik bir şeyler yapalım. İstanbul'da yapamayacağımız bir şeyler yapalım. Anlaştık. Benim kızımız. Bu evlilik olmayacak. Niye de evlilik teklif ettim? ...2023'ün son, 2024'ün ilk yarısındaki sinema mevsiminin en çok ses getiren yerli filmleri geliyor. Benim tabancayla geldiğim yere roket atarla geldin sen. Şimdi. Az sonra. Ekranların rekortmen dizisi Bahar'ın kamera arkası da dizi kadar eğlenceli. İşte Bahar'ın çok konuşulan sahnelerinin kamera arkasından eğlenceli anlar. Türkiye'nin en çok sevdiği dizilerden Bahar işte böyle çekiliyor. Demet Evgar'ın doğaçlamasıyla kahkahaya boğduğu Cerram sahnesinin kamera arkasında neler yaşandı? Ne oldu Cerram? Bahar'ın şarkılarla coşturduğu eğlence gecesinin kamera arkasında neler yaşandı? Ve Bahar setinden sosyal medyaya yansıyan en komik anlar. Kamera beni görüyorsa ben de kamerayı görüyorumdur.
Ben kamerayı görüyorsam kamera beni. Her bir bölümüyle Türkiye'yi ekran başına kilitliyor Bahar dizisi. Hoş geldiniz Tımır Bey. Çökün. Niye çöküyoruz ya? Bir şey mi patlayacak? Ne oluyor? Çök kızım, saçların yanacak. Ne oluyor? Niye çöküyoruz be? Bir şey mi geliyor? Ne oluyor? Hacı babam, Hacı babam evimi. Hoş geldiniz Tımır Bey. Hoş geldiniz Timur Bey, hoş geldiniz. Peki bu harika proje nasıl çekiliyor? İşte Bahar dizisinin kamera arkasından görüntüler. Bahar'ın kamera arkasında dev bir ekip var. Çok sevdiğimiz sahneler yayına hazırlanırken hummalı bir çalışma var. Dizinin ağırlıklı olarak geçtiği hastane sahnelerinin her bir planı için çok özenli bir çalışma yürütülüyor. 3, 2, 1, Bahar'ın çok konuşulan eğlence sahnesi diziye bambaşka bir hava katmıştı. Hep ısran, hep gözyaşı. O bir hayal, bir ümit hırsızı. Yok yok yok, istemem yok, tövbeler olsun. Çok çektim elinden çok. İşte o sahnenin kamera arkası. Bakın ekip o sahnenin çekimleri sırasında neler yaşamış. Bahar'ın Timur'a söylediği "Ne oldu cerrahım?" repliği muhteşemdi. Bundan sonra benimle sen ilgilen. Tamam. Müsaadenizle. Ne oldu cerrahım? Müthiş oyuncu Demet Evgar o sahneyi tamamen doğaçlama olarak çıkarmış ortaya. Ne oldu cerrahım? Ve Bahar'ın sosyal medyaya yansıyan kamera arkası görüntüleri. Timur ve Bahar'ın tekerlekli sandalyedeki anları çok komik. Kamera beni görüyorsa ben de kamerayı görüyorumdur. Ben kamerayı görüyorsam kamera beni. Görmüyorsam... Ben de gördüm. Görüyorum. O zaman seni de görüyor o kamera. Bahar'ın meşhur çillerini Demet Evgar'ın yüzüne nasıl yaptıklarını merak ettiniz mi? İşte o yöntem. Çillerimizin doğallığını neye borçluyuz? Brokoliye. Her derde deva olduğu gibi buna da. Sette Buğra Gülsoy'un doğum gününün kutlandığı anlar da çok eğlenceli. Demet Evgar'ın sette dizinin yönetmeni Neslihan Yeşilyurt'la şarkı söylediği anlarda böyle yansıdı sosyal medyaya. Dizinin genç yakışıklısı Aziz Uras'ı canlandıran Demirhan Demircioğlu'nun piyano çaldığı anlarda böyle yansıyor kameralara. Bahar'ın her sahnesinin çekimleri en az dizi kadar eğlenceli. Bahar her hafta Show TV ekranlarında.
insanlarının fenomeni Kızılcık Şerbeti Avrupa'yı fethetti. Kızılcık Şerbeti oyuncuları önce kan sokaklarında, sonra dizinin ülke sınırlarını aşan başarısının kutlanması sebebiyle yapılan görkemli bir gala gecesinde fırtına gibi esti. Cannes'da Van Love adıyla dünyaya açılan Kızılcık Şerbeti oyuncuları ne dedi, ne giydi, neler yaşadı? Rolden de etkilendiğim, bazen onu kendi hayatıma da yansıttığım şeyler olabiliyor. Bu kadar cesur bir işin içinde ilk defa oldum. O yüzden cesaretlerinden dolayı bütün ekibi kutlarım. Kızılcık Şerbeti benim kariyerimde ve hayatımda bir dönüm noktasıdır. Ve Kızılcık Şerbeti oyuncularının Cannes'daki bayram sabahından eğlenceli anları. Evrim Hanım, ben görüyorum ve artık... Oy, çok iyi. Az sonra... Sinemada kış sezonu geride kaldı. Kış sezonunda en çok hangi filmler izlendi? En çok hangi filmler konuşuldu? Hangi filmler hayal kırıklığı yarattı? İzliyoruz. Sinemanın geri dönüş mevsiminde hangi filmler izlendi? Ben size soğuk vaat ediyorum. Ben size açlık vaat ediyorum. Ben size perişanlık vaat ediyorum. Kızım, moralini azıcık yüksek tutmak lazım. Hep böyle güzel güzel şeyler söyle. Ne kadar yakışmış. Sıktın orayı. Çocuğu yapalım. Çocuğu sorarlarsa... Yani öyle pek de bir şey de benzemiyormuş falan de. Allah korusun, nazar değer ona da. Hayırlı olsun bebeğin. Nasıl, iyi mi? Yok be. Aşırı çirkin. Dijital sinemada hangi filmler konuşuldu? Yani New York'tayız. Birbirini ilk ve son kez gören iki yabancı. Yani değişik bir şeyler yapalım. İstanbul'da yapamayacağımız bir şeyler yapalım. Anlaştık. Benim kızımız. Bu evlilik olmayacak! Niye de evlilik teklif ettim? ...2023'ün son, 2024'ün ilk yarısındaki sinema mevsiminin en çok ses getiren yerli filmleri geliyor. Benim tabancayla geldiğim yere roket atarla geldin sen. Şimdi. Sinemanın pandemi etkisinden kurtulmaya başladığı sezon, havaların ısınması ve yaz etkisine girilmesiyle birlikte kapanıyor. Peki geride bıraktığımız sezonda en çok hangi filmler izlendi? Siz de sanırım evlenmişsiniz. Bu adam kaçar mı? Asıl bu kadın kaçar mı? Kaçsa da nereye kaçar? Sıfırdan 100'e 7 saatte çıkıyor. Kızım, moralini azıcık yüksek tutmak lazım. Hep böyle güzel güzel şeyler söyle. Ne kadar yakışmış. Sıktın orayı. Beyaz Perde'de pandemiyi bitiren film, 2023 Aralık ayında vizyona giren Ölümlü Dünya 2 filmi oldu. Uzun bir süredir bir kaçış halindeyiz. Bizim peşimizde, biliyorsunuzdur herhalde, ailemizi öldürmek isteyen insanlar var. Amca, geliyorlar amca. 17 hafta vizyonda kalan Ölümlü Dünya 2, 1 milyon 650 bin kişi tarafından izlendi. Derin dondurucuya adam mı bağlar oğlum? Derin dondurucuya la. Herkesi minibüste topla, kaçıyoruz. Örgüt burada olduğumuzu bil. Kalk oğlum, kalk. İnsanı yakarak öldürmekten boğarak öldürmek arasında inan dağlar kadar fark var teyzem. 2023'ün en çok konuşulan filmlerinden olan Cannes ödüllü Kuru Otlar Üstüne Eylül'de vizyona girdi. Resim mesim yapıyor. Madem bu kadar iyi, sen niye şey yapmıyorsun? Ya ben gidiyorum oğlum buradan ya. Allah Allah. Senin bir fotoğrafını çekebilir miyim ben? Niye? Nuri Bilge
Ceylan'ın sinemada en çok gişe yapan filmini 341 bin kişi izledi. Ama bana öyle geliyor ki dünyada güzel olan her şey daha insana ulaşamadan insanın kendi ördüğü ağlara takılıp kalıyor. Cumhuriyetimizin 100. yılında vizyona giren Atatürk 1881-1919'un birinci filmi 3 Kasım'da seyirciyle buluştu. Ben size soğuk vaat ediyorum. Ben size açlık vaat ediyorum. Ben size perişanlık vaat ediyorum. Ben Yarbay Mustafa Kemal, ben size taarruz emretmiyorum, ölmeyi emrediyorum. Aras Bulut İynemli'nin Atatürk'e hayat verdiği filmi 1 milyon 619 kişi izledi. Vatan bizim vatanımız, hürriyet de hakkımız. Hürriyet mi? Evet, hürriyet. Dünyanın en büyük donanması geliyor çocuğum. Şu Çanakkale boğazında onları durduramazsın. Ne olacak biliyor musun? Yine Cumhuriyetimizin 100. yılı için çekilen Son Akşam Yemeği filmi 66 bin gişeyle beklenen ilgiyi görmedi. Yazıyor, yazıyor. Yeniden hükümet yazıyor. Buna çıkan Cumhuriyet direni yazıyor. Neydi bu helvanın adı? Helvayı Hakani. Sultanların tatlısı. Ben küçükken yapardım zaten. 15 Aralık 2023'te sinema salonlarında gösterime giren Nefes Yer Eksi 2 filmini 507 bin kişi takip etti. Hayata ve vatana bu kadar sevdalıyken ama kimse asıl yaşananları bilmiyordu. Çocuğun bakışları insanın içine işliyor. Abi ya, beni şurada bir çeksen, yarına çıkar mıyız belli değil. Belki son fotoğrafım olacak. Cem Yılmaz'ın Do Not Disturb filmi... Sana para vereyim, beni boğ. Sen iyi bir insansın. Güldürdün. Siz mutlu musunuz bari? Bir tek ben mi başaramıyorum? Metin abi. Önemseme. Toksik fikirler bunlar. Şu bir gecede lütfen her şeyi çözemeyiz yani. Bence ikimizi yakıştıranlar kafayı yemiş. Espri değil, gerçek. Bence de. Kıvanç Tatlıtuğ ve Beren Saat'i buluşturan İstanbul için son çağrı... Bence beceremeyeceğiz. Neyi beceremeyeceğiz ya? Hadi, let's go. Ve Farah Zeynep Abdullah'ın başrolünde yer aldığı Aşk-ı Memnu uyarlaması Bihter, 2023'ün dijital platform yapımlarından en dikkat çekenleriydi. Ben neden annemin geleceğini hizmetçiden öğreniyorum? Hayatımda ilk kez üzerimde gezinen kaçamak bakışlardan rahatsız olmuyorum. O Behlül'le birbirinize nasıl baktığımızı görüyorum. Hayatımıza hoş geldiniz Firdevs. 2023'ün son dönemindeki hareket 2024'ün ilk dönemine de yansıdı. 2024'te vizyona giren Gupse Özay'ın Loğusa filmi iyi bir gişe rakamı elde etti. Senin oğlan Loğusa dikkat et. Herkes uyarıyor. Karım normal. Bizi bize yaşarken geldi. Loğusa'yı 2 milyon 200 bin seyirci takip etti. Loğusa'yım ben, hepini duyacağım. Şafak Sezer'in Kolpaçino serisinin 4. filmi Kolpaçino 4-4'lük kadrosuyla dikkat çekerken filmi 2 milyon 100 bin kişi izledi. Aga biz nasıl bir yere düştük ya? Nasıl bir yere düştük be aga? Genç kadrosu ve hikayesiyle dikkat çeken 3391 kilometre filmi 2024'ün sürpriz filmi oldu. Filmi gençlerin ağırlıkta olduğu 921 bin kişi izledi. Biz zaten bir gün ayrılacaktık. Atatürk serisinin ikinci filmi 2024'te vizyona girdi ve 560 bin gişe rakamına ulaştı. Ölsek de kalsak da faydası yok bu saatten sonra. Gece sabaha karşı taarruza kalkacağız. Koskoca kolorduyu o dağlık bölgede böylesine hareket ettirmek. Deha böyle bir şey.
2024'te vizyona giren Mutluyuz, Erdal ile Ece, Hatıran Yeter, Efsane ve Zafer'in Rengi gibi yapımlar beklenen gişe rakamlarına ulaşamadı. Evlilik ölü yatırım. Erdal. Senden bir ümit var. Hem gelecekmiş gibisin. Var mı diyeceğim, seviyorum işte. Var mı diyeceğim, seviyorum işte. ...2024'ün iddialı yapımlarından biriyken vizyondan kaldırılan Cem Karaca'nın Gözyaşları filmi de beklenen gişeye ulaşamadı. Babam evde mi? Evde? Siz kabul etmeseniz de ben bu memlekete ses olacağım. Türkiye'nin en çok izlenen dizisi Kızılcık Şerbeti'nin oyuncuları Cannes'da düzenlenen bir etkinlikte çok büyük ilgi gördü. İşte Kızılcık Şerbeti'nin Cannes macerası. Türk ekranlarının fenomeni Kızılcık Şerbeti Avrupa'yı fethetti. Kızılcık Şerbeti oyuncuları önce Cannes sokaklarında. Sonra dizinin ülke sınırlarını aşan başarısının kutlanması sebebiyle yapılan görkemli bir gala gecesinde fırtına gibi esti. Cannes'da One Love adıyla dünyaya açılan Kızılcık Şerbeti oyuncuları ne dedi, ne giydi, neler yaşadı? Galiba dönem dönem benim de rolden de etkilendiğim, bazen onu kendi hayatıma da yansıttığım şeyler olabiliyor ve onun gerginliğini maalesef ki ben de yaşıyorum. Bu kadar cesur bir işin içinde ilk defa oldum. O yüzden cesaretlerinden dolayı bütün ekibi kutlarım. Kızılcık Şerbeti benim kariyerimde ve hayatımda bir dönüm noktasıdır. Ve Kızılcık Şerbeti oyuncularının Cannes'daki bayram sabahından eğlenceli anları. Evrim Hanım ben görüyorum ve artık... Oy! Oy, çok iyi. Her yıl Fransa'nın Cannes şehrinde düzenlenen içerik ve televizyon sektörünün buluştuğu MIP TV fuarında bu yıl Türk rüzgarı Kızılcık Şerbeti ile esti. Show TV'de izlenme rekorları kıran Kızılcık Şerbeti'nin ülke sınırlarını aşan başarısının kutlanması sebebiyle görkemli bir gala gecesi düzenlendi. O galaya gitmeden önce Kızılcık Şerbeti ekibinin Cannes'daki ilk gününü görüntülüyoruz. Evrim Alasya, Barış Kılıç, Sıla Türkoğlu, Doğukan Güngör, Sibel Taşçıoğlu, Müjde Uzman, Ceren Karakoç ve Feyza Civelek Cannes sokaklarında yürürken kameralar kayıttaydı. Action! Sıla'yı arkada... Bir daha! Kızılcık Şerbeti oyuncularının Cannes'daki ilk günlerinde ilgi büyüktü. Cannes turundan sonra bir söyleşiye katıldı ekip. Dünya basınının sorularını yanıtladı oyuncular. Evrim Alasya ve Barış Kılıç hikayenin dünyada karşılık bulmasının mutluluğunu yaşıyordu. Anlattığımız hikayenin seyircide karşılık bulması çok önemli bir şey.
bizim kendi coğrafyamızda çok büyük bir karşılık buldu. Üstüne dünyada karşılık bulunca en büyük ödül herhalde bizim için. Çok teşekkür ederiz. Bu kadar cesur bir işin içinde ilk defa oldum. O yüzden cesaretlerinden dolayı bütün ekibi kutlarım. Müjde Uzman, birleştirici bir hikaye anlattıkları Kızılcık Şerbeti'nin senaryosunun başarısına dikkat çekti. Bu birleştiricilik ve cesaret hem Türkiye'de hem dünyada karşılık buldu. Bu müthiş bir şey. İyiliğin kazandığının göstergesi belki de. Çünkü ilk defa hep beraber birleştirici bir şey için toplanıyoruz. Hem sektörel olarak hem belki evlerimizde, belki sokakta konuşurken. Bu çok çok güçlü bir şey. Tadını çıkaralım, elimize sağlık. Devamı olsun nicelerine. Burada olmak da çok güzel. Çok teşekkür ederim. Nursema karakterini canlandıran Ceren Karakoç Yalazoğlu, Kızılcık Şerbeti'nin kendisi için dönüm noktası olduğunu dile getirdi. Kızılcık Şerbeti benim kariyerimde ve hayatımda bir dönüm noktasıdır. Bir oyuncu olarak Türkiye'de oyunculuk yapmak ve görüşünü ispat etmek zordur. Genelde yapımcılar da konfor alanından çıkmazlar. Yani hep bildikleri oyuncular giderler ama o anlamda ben Faruk Bey'e teşekkür ediyorum. Yani gerçekten farklı ve benim ilk işim diyebilirim. O yüzden benim için bir baht dönümüdür. Burada olmak da ayrı bir keyif. Burası benim için bir baht dönümüdür. Ya Allah aşkına bunun parayla ne alakası var? Sen ya yorgun argın işten gelmişim. Sen bana ne diyorsun? Neyi ima etmeye çalışıyorsun? Sana hiçbir şey ima etmiyorum valla. Konuşamayacağım gerçekten. Psikoloğa gitmemiz gerekiyor. Git o zaman. Benim değil, senin gitmen gerekiyor. Sıla Türkoğlu, senaryodaki gerginliğin özel hayatına yansıyıp yansımadığı sorusuna bakın nasıl yanıt verdi. Galiba dönem dönem benim de rolden de etkilendiğim, bazen onu kendi hayatıma da yansıttığım şeyler olabiliyor. Ve onun gerginliğini maalesef ki ben de yaşıyorum. Ama tecrübe diyelim bunlara da. Yani böyle birazcık tecrübelendikçe galiba bunları da değil mi seneler içinde bırakıyorsunuz ve rolden bu kadar etkilenmemeyi öğrenebiliyorsunuz. Normal hayatımda o kadar gergin miyim? Bence hayır değilim. Çok dırdır eder miyim? Bence etmem. Ama sen, senin her şeyin yalanmış. Senin anladığın dilden konuşayım dedim. Sana olan sevgimi suistimal ettin. Gittim ben tek tek herkesten özür diledim. Özür dilemeseydin. Ne ikini, neyin öfkesi bu ya? Kes sesini! Kes sesini, konuşma! Bizi bu hale sen getirdin, sen mahvettin! Hayır, yeter be! Yeter, geçmişte yaşamayı bırak artık! Geçmişte yaşamak mı? Sıla Türkoğlu'na sorulan soruya Doğukan Güngör'ün itirazı vardı. Bence Sıla kesinlikle daha pozitif bir soruyu hak ediyordu sevgili Sıla diye düşünüyorum ama sorduğun soruyu cevaplayın asla dırdır ettiğini düşünmüyoruz. Peşime adam mı taktın dedim. Aynen öyle. Peşine adam taktım. Yanlış mı yapmışım? Bu basın toplantısının ardından Kızılcık Şerbeti oyuncuları başarılarını kutlamak için düzenlenen gala gecesine katıldı. Dünyaca ünlü modacımız Zeynep Kartal bu özel gece için Evrim Alasya, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu, Müjde Uzman, Ceren Karakoç ve Feyza Civelek için çok özel kıyafetler tasarladı. Gala gecesinin kırmızı halısına böyle geldi oyuncular. Kızılcık Şerbeti'nin Cannes'daki bu çok özel gününden geriye bütün oyuncuların da sosyal medyadan paylaştığı bu hatıra kaldı. Galanın finalinde oteldeki odalarının yolunu tutan oyunculardan Ceren Karakoç, Evrim Alasya ile bu bornoz videosunu paylaştı. Harika gecenin sabahı bayramın ilk günüydü. Kızılcık Şerbeti ekibinin kızları Cannes'da kısa bir tatil yapmayı tercih ederken Sıla Türkoğlu ekibin küçüğü olarak harçlıkları topladı. Müzik
Ege'nin anne kızı Evrim Alasya ve Sıla Türkoğlu kan sokaklarını böyle gezdi. Dünyanın en güzel şehirlerinden Cannes'da kızılcık şerbeti fırtınası işte böyle esti. Türkiye'nin süperstarı, sanat dünyasının siyah beyaz yıllardan beri en büyük idollerinden Ajda Pekkan'ın portresini sizler için derledik. İlk şarkısıyla nasıl meşhur oldu? Gül 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 deli bana ve sen bensiz gittin mahtıra. Tıpak dilde. Filmleri, albümleri nasıl rekorlar kırdı? Aşkın gözü kör ya gecenin ki saklanıyorlar. Görürler belki. Ona ilk kim süperstar dedi? Fransızca şarkılarla Avrupa'yı nasıl salladı? Müzik kariyerinin en büyük pişmanlığı ne? Yani ben o kadar popüler bir sanatçı olup katıldığımda yani kazandım mı? Kazanamadım. Olmadı. Ters bir zamandı. Girmemeliydim. Özel hayatının en büyük keşkesi ne? Keşkeler var tabii. Yani o keşkelerin içinde bu da var. Filmleri, şarkıları, estetikleri ve aşklarıyla Ajda Pekkan portresi geliyor. Zirvede olmak yalnızlığa her zaman itiyor. Ailesinin Angela diye çağırdığı genç Ajda'nın Türkiye'nin yegane süperstarı Ajda Pekkan'a dönüşme hikayesini izleyelim mi birlikte? Sevenlere vereceğim sevgimi, her şeyimi. Dergi birinciliği ve film dünyasına ilk adım. 1960'da müziğe başlayan Ajda Pekkan, 1963 Ses Dergisi birinciliğiyle film yıldızı oluverir. 1963'te ilk filminde Öztürk Serengil ile Adanalı Tayfur filminde rol almıştır. Babacığım. Müzik dolu bu filmde seslendirdiği Göz Göz Değdi Bana, Ajda Pekkan'ın ilk plağıdır aynı zamanda. Rekorlar kıran Ajda Pekkan plakları. Müzik dünyasındaki hızlı yükselişi rekorları beraberinde getirir. Rekor kıran iki yabancı albümünü çıkardığında yıl 1967'dir. Aşıklar hep yan yana neden gidecek? Hep sekşiyorlar yabancılar her anlıkta Boş Sokak, Sensiz Yıllarda gibi hitlerin yanı sıra Türk filmlerinde Alaturka şarkılar da seslendirir Ajda. Yalnızlık canıma geldi birden sen kalbime yırtma. Enrico Masyas'la unutulmaz düetler. Alaturka müziğin yaygın olduğu yıllarda onun gibi bir şarkıcı yoktur müzik camiasında. Farklılığı yabancı sanatçıların da dikkatini çeker ve Enrico Masyas'la unutulmaz düetler gelir. Il faut commencer. Dönemin efsane şarkıcısı Enrico Masyas'a Türkçe şarkı söyletmiştir Ajda. Hoş geldin.
affet için aldırma. Büyüklük sende kalsın sonunda. Sen sarıl, o sana sarılmazsa. Sen unut, unutmazsa. Star değili, o artık süperstarı. Ajda Pekkan'ın lakabının süperstar olduğunu bilmeyen yok. Peki nereden geliyor bu lakap? Yıl 1977. Dönemin ünlü medya patronu Erol Simavi, o star değil, süperstardır diyerek vermiştir o lakabı Pekkan'a. Dans cet hôtel inconnu, je dors comme je ne dormais plus. Depuis le soir, l'envie de voir le soleil au matin me réveille. Je pars. Ve Avrupa'ya açılmıştır Ajda. Ardı ardına yabancı şarkılar söyler. Hatta Fransızca bir albüm bile yapar. Tant de scène, de chagrin, ma mémoire se souvient. Ce que tu disais, ce que j'espérais, ce que tu as fait de mon cœur. Şah döneminin İran'da verdiği konserle bir ilki başarmıştır. Döndü ömrümde, ne zaman geldi söyle. Misafir görmemiştim ömrümde ama. En büyük pişmanlığı, petrol ve Eurovision'u. Yıl 1980. İstemeye istemeye Eurovision şarkı yarışmasına sürüklenmiştir adeta. Petrol'le sahneye çıkmış ve sonuncu olmuştur. Yıllar sonra bile itiraf ediyor Ajda bu pişmanlığını. O yarışmaya gitmemeliydim diyor. Yani ben o kadar popüler bir sanatçı olup katıldığımda yani kazandım mı? Kazanamadım. Olmadı. Ters bir zamandı. Girmemeliydim. Adeta bir buhran dönemine sokar onu bu başarısızlık. Türkiye'den uzaklaşıp Amerika'da yaşamaya başlar ve psikolojik sorunları baş gösterir. Yurda dönüş ve fırtına gibi esilen yıllar. Döndüğünde bambaşka bir Ajda vardır karşımızda. Kabare yıllarında sahneye çıkar ve süperstar olarak milyonları kendine hayran bırakır. Geldi şimdi, bu günü aslından asır sanımda beklemekti. Seni yalvarırken görmek, seni ağlatabilmek. Geçmişin senden biri almak bütün ümidim ki olmaz artık. Kaplaçı, arkana dönmek şiko, istemiyorsun artık. Unutulmaz hitlere imza attığı yıllardır bu yıllar. Uykusuz her gece onlardan biridir. Uykusuz her gece. Bir günah gibiyle mest etmiştir herkesi. Bir günah gibi gizledim seni. Kimse görmedi seninle beni. O benim dünyam derken kısacık saçıyla bir yıldız gibi parlar sahnede. O benim dünyam. Yılların başında pop müziği ayakta tutan isim. Pop müzik fırtınasının henüz esmediği 90'ların ilk yıllarında Ajda Pekkan tutar pop müziği ayakta. Yaz 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 şarkısıyla büyük satış rakamları yakalar yine. Yaz 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 bir kenara yaz bütün sözlerimi. Yaptığı şarkılar kadar sahne hakimiyetiyle de bir süperstardır Ajda Pekkan o yıllarda. Sezen Aksu imzalı Ağlama Anne,
Ajda Pekkan'ın en unutulmaz hitlerinden biridir şüphesiz. Türkiye'nin ilk Best of albümünü yaptığında yıl 1996'dır. Muhteşem güzelliğiyle de açılan özel televizyonlarda boy göstermeye başlamıştır. Koşa koşa geldim sana, özletme beni. Bir orada, bir burada bekletme beni. Ajda Pekkan efsanesi ve zirvedeki yalnızlık. 2000'li yıllarda o artık yaşayan bir efsanedir. Muhteşem konserlerin, en farklı imajların, kimsenin cesaret edemediği şeyleri yapan kadındır. Hadi gel bu kalbi ara üzmeden, hadi gel yürekte yara küsmeden, hadi gel bu aşkta kana kar mı gör, hadi gel yaşattığını gör. Şöhretin bedeli olan zirvedeki yalnızlığı iliklerine kadar yaşamaktadır elbette. Zirvede olmak yalnızlığa her zaman itiyor çünkü hep işinizle meşgul oluyorsunuz. Özel hayatınıza veyahut da işte özel hayat derken illaki birebir bir özel hayat değil, sevdiklerinize zaman ayıramıyorsunuz. Ama hiç tanımadığı milyonların karşılıksız sevgisi onu ağlatmaya yeter de artar. Ne diyeceğim bilemiyorum bu kadar sevgi karşısında, yani duygulanmamak mümkün değil çünkü. Bence herkes böyle sevilmeye layık olsun inşallah. Çok güzel bir şey, çok güzel bir duygu yani hayatın bunca problemlerinden sonra. Ajda Pekkan'ın evlilikleri ve aşkları. İki kez evlenmiştir Ajda Pekkan. İlk evliliği 1973'te Coşkun Sapmaz'la sadece 6 gün sürmüştür. 1979'da gazeteci Erol Yaraş'la nişanlanmış ama ayrılmış, 1984'te Ali Bars'la 6 yıl süren bir evlilik yapmıştır. Ajda Pekkan'ın en medyatik aşkları ise eski bakan Yıldırım Aktun'a ve turizmci Erol Özbaş'la yaşadığı ilişkilerdir. Pekkan'ın magazin kameralarına yansıyan tek aşk görüntüsü de Erol Özbaş'la birlikteliği sırasında çekilen bu görüntülerdir. Aşka ve sevgiye hep saygıyla yaklaşmış olan Ajda Pekkan'ın en büyük keşkelerinden biri de anne olamamaktır. İnsan sevdim dediği zaman en çok kendisi kadar sevdiği zaman sevmiş oluyor. Kendin kadar sevmediğin zaman pek sevdiğin anlamına gelmiyor gibi geliyor bana. Bazı keşkeler var tabii. Yani o keşkelerin içinde bu da var. Var tabii. Keşke anne olsaydım. Olsaydım tabii demişimdir. Dedim de. Ajda Pekkan'ı ve estetikleri. Estetik operasyon kavramını Türkiye'ye getiren isimdir Ajda Pekkan. Birçok yerinde estetik vardır ve yaşadığı değişim bunun en büyük kanıtıdır. Nerede o günler, nerede? Ne diyorsun yani? Beni o gün senden kıskanan resimlerde sarardı. Estetikle ilgili her zaman cesur davranmış ve saklamamıştır. Tabii ki benim göğsüm büyükse küçültmek isterdim. Küçükse büyütmek isterdim. Ne bileyim, bir takım şişmanlıklarım kocaman bir popom olsaydı herhalde onu aldırtmak isterdim. Yani insanlar fizik olarak düzgün olmalılar. Ama bu sadece ameliyatla değil. Veyahut da bir takım doktorlarla da değil. İnsanın dediğim gibi doktorlara yardımcı olacak ikinci kişi kendisi olması lazım. Stil ikonu Ajda, o süperstar olmasının dışında Türkiye'nin en büyük stil ikonlarının da başında gelir. Siyah beyaz dönemlerde file mayo giyebilmeye cesaret göstermiştir mesela. Hayat aynı gökteki gibi. Cesur sahne kıyafetlerini giyen hep o olmuş, modaya öncülük etmiştir.
ağaçta pek kanığını, hayvan sevgisi. Hayvanlara büyük bir aşkla bağlıdır Ajda Pekkan. Bunu her fırsatta dile getirir ve gösterir. O niye? Evet. O niye? Evet. Kaan, getirsene Doberman'ı Jackie. Oh, anne, aa. Anne, aa. Seni yersen şunu. Ay, 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 ay. Kedi besleyen Ajda Pekkan'ın özellikle kedilere karşı sevgisi bir başkadır. Canım benim, sen öyle battaniyede yatıyorsun yerlerden. Bebeğim, onun nesi var bu? Kangal galiba. Bu melez, kangal melezi. Nazlıcığım. Bebeğim. İyi misin, iyisin güzel? İyi misin, annesin güzel? Güzel güzel. Ajda Pekkan'ın aile sırları. Aile hayatı az bilinen Ajda Pekkan, Ömür Sabuncuoğlu'na verdiği röportajda ailesine ait bilinmeyenleri anlatmış ve bir aile içi şiddet mağduru olduğunu dile getirmişti tüm samimiyetiyle. Erkeklere daha şefkatli yaklaşmaları gerektiğine inanıyorum. Erkeği de çocuğu gibi kabul etmesi gerektiğine inanıyorum. Yani kadının anne, abla, arkadaş, kardeş, yoldaş olması lazım. Daha evvelki benim annemle babamın arasındaki şiddeti yaşadığım için benim kavramlarım değişti. Hiçbir zaman erkeğe şey olmadım. Erkekler kötüdür, gaddardır. Onların canını okumalı, onlara hain davranmalı yahut da sert davranmalı. Hiçbir zaman o duyguya kapılmadım. Nedenini bilmiyorum. Tamamen ters oldu bende. Kızmaz mıyım? Tabii evi terk ettim. Babam annem için o zaman bana dedi ki ya annen ya ben, tercihinizi yapın. Tabii ki annem naif o sırada ve babam hiçbir şekilde ona yardım etmediği için ben o yüzden çalışmaya başladım. Okulu bırakıp Çamlıca Kısesi'ne giderken. Hı hı. Yani şarkı söylemek aynı zamanda işte film çevirmek. Evini terk eden Ajda Pekkan'ın hayatı değişmişti bu olaylar yüzünden. Sonra da bu kadar Ajda Pekkan olacağımı bilmiyordum hiçbir zaman. Nereden bileyim, ben para kazanmak için öyle çıktım işte. İşte Albay Rıdvan Bey'in kızıyken işte okul, kulüp filan. Tamamen uç bir camianın içinde buldum kendimi. Hani Alice Harikalar Diyarı mı diyeyim ya da tersini mi söyleyeyim? Çok şaşırdım. O konuşmalar, diyaloglar, üsluplar, her şey farklıydı. Her şey. Sen böyle kibarcık gibi kalıyorsun orada. Bülent Ersoy'la olay yaratan polemik. Hayatı boyunca polemiklerden uzak durmaya çalışan Ajda Pekkan'ın yakın tarihte Bülent Ersoy'la yaşadığı polemik hala hafızalarda. Allah onu ıslah etsin, küstah. Bunlar buna mı alametleri? Bunlar buna mı alametleri? Epey sert cümlelerin havada uçuştuğu kavga bitti. Şu sıralar barış halinde iki diva. Ajda Pekkan'ı anlatmaya elbette saatler yetmez ama dilimiz döndüğünce sizlere başarısını anlatmaya çalıştık. O bir efsane, o Türkiye'nin yegane süperstarı. İyi ki varsın Ajda Pekkan. Sevenlere vereceğim sevgimi, her şeyimi. Bugün aslında nasıl sabırla bekledim din. Gözlerime bak. Sessizlik bozuldu. Ateşe düştüm bak. Serenay Sarıkaya, Mert Demir'le olan ilişkisini ilan etti. Bayramda bir şey yapacaksınız Mert Bey'le yapın. Az sonra. Komedinin kralı Cem Yılmaz'ın yeni gösterisinden ilk espriler. Altıncı level, yok iç etiler, nerede esen nerede falan gibi. Kendisini neden komedinin Erol Evgin'i ilan etti. Bu iş Erol Evgin'i oldum artık. Yani 30 yıldır aşağı yukarı yapıyorum bu işi ve artık şu noktaya geldi seyircimle. Hem oğlu Kemal'in hem de eski eşi Ahu Yatun'un kulaklarını nasıl çınlattı. Dedi ki babacığım yeni sezonda başarılar, annesi genelde oturdular, hesap yapıyorlar. Az sonra. Simge Sağan'ı aşkın olayım dedi, Bursa'yı mest etti.
Bayramda Bursa'da sahne alan Simge Sağan, dansları ve iddialı sahne kıyafetiyle nasıl olay oldu? Az sonra... Hadisenin bol cilveli ayna pozları, aşıkların kavuşma anları, Pınar Deniz'in Fifi ile imtihanı, sosyal medyada çok konuşulan tatil pozları. Az sonra... Komedinin kralı Cem Yılmaz'ın yeni gösterisinden ilk espriler. Altıncı level, yok iç etiler, nerede Esen nerede falan gibi. Kendisini neden komedinin Erol Evgin'i ilan etti? Bu ilk Erol Evgin'i oldum artık yani. 30 yıldır aşağı yukarı yapıyorum bu işi ve artık şu noktaya geldi seyircimle. Hem oğlu Kemal'in hem de eski eşi Ahu Yatun'un kulaklarını nasıl çınlattı? Dedi ki babacığım yeni sezonda başarılar, annesi genelde oturdular, hesap yapıyorlar. Az sonra... Magazin dünyasında hareketli bir hafta geride kalırken Serenay Sarıkaya'nın New York çıkarmasındaki stili çok konuşuldu. İşte magazin dünyasından son gelişmeler. Magazin dünyası bu hafta bayram sahneleriyle, olay pozlarla ve samimi açıklamalarla çok renkli geçti. Serenay Sarıkaya bu sefer Esmer Güzel'i oldu. Bir derginin çekimleri için kamera karşısına geçen güzel oyuncu, siyah kısa peruğuyla bu dikkat çekici pozları verdi. Serenay Sarıkaya esmer haliyle de sosyal medyada çok beğenildi. Daha bu pozlar konuşulurken Serenay Sarıkaya New York'ta düzenlenen davette Türkiye adına yer aldı ve derin dekolteli siyah elbisesiyle yine adından söz ettirmeyi başardı. Serenay Sarıkaya gecede hem verdiği pozlarla hem de güzelliğiyle tüm bakışları üzerine topladı. Salih Bademci ve İmer Özgün çifti, işbirliği yaptıkları markanın çekimlerinin kamera arkasında merak edilen soruları yanıtladı. İstanbullu Gelin dizisinden sonra tekrar aynı sette çalışmak, bakın neler hissettirmiş onlara. Ya bence ben keyifli olduğunu düşünüyorum açıkçası. Hem çok güzel bir anı oluyor, hem de böyle tekrar hani Salih'in iş arkadaşım olduğunu hatırlıyorum bir taraftan da. Profesyonel gözle görüyorum vesaire. Dolayısıyla hani çok çok tatlı, keyifli geçiyor benim için. Evet yani birlikte çalışmayı biz yani yıllar önce, 4-5 sene önce bir kere karşılıklı gelmiştik evet. Ya ekranda. O yüzden de hani ilk başta o zaman hep söylerim böyle bir zor gelmişti ama sonradan baktık ki çok keyifli ve çok rahat. O yüzden ben de çok rahat ve böyle mutlu hissediyorum. Ev işlerinde nasılsınız sorusuna verdikleri cevaba bakacak olursak Salih Bademci çok titiz biri. Evde diyelim ki büyük bir toplantı oldu, işte bir parti oldu, böyle arkadaşlarla eğlendik ve her taraf felaket durumdaysa çünkü ben hiç sallamadan yatabiliyorum. Bu çok rahat. Hayır, öyle bir şey değil. Ben erken uyuduğum için sabahleyin uyanınca gerçekten o mutfağı tertemiz yapmış oluyor. Bütün çöpleri, her şeyi boşaltmış oluyor falan. O yüzden orada böyle şey diyorum. Oh ya ne kadar güzel bir şey. Yardımcı olması, bunu yapmış olması harika bir şey diye düşünüyorum. Senin inşallah benimle ilgili vardır. Hayır, madem o zaman bu konudan gitti. İmer kadar hızlı toplayanını bilmiyorum. Yani... Böyle bir yandan yaparken bir yandan gider bir hali var. Geçtiğimiz günlerde Ceyda Düvenci ve Engin Akgün'ün kızları Melisa'nın Sıla'nın Zahmet Olmazsa şarkısını söylediği video sosyal medyada çok beğenilmişti. Ehlileşmişim değil mi son yalnızlığımda
insanın acıları bile değişiyor yoklukta. Melisa'nın şarkıyı yorumlamasına bayılan Sıla, "Bana en güzel bayram hediyesi Melisa'dan geldi" sözleriyle güzel bir yorum yapmıştı. Gidenler gider de kokular mı baki? Ceyda Düvenci ile 8 yıl evli kalan ve bu süreçte Melisa ile yakından ilgilenen Bülent Şakrak paylaşıma "aşkım" yazarak kalp ve nazar boncuğu emojisi koydu. Taradıksa koku gideni döndürür. Bülent Şakrak ve Engin Akgün'ün sosyal medyada Melisa için karşılıklı yorumlaşmaları büyük alkış topladı. Tura bayram sahneleriyle devam ediyoruz. Bayramın ikinci günü İstanbul'da birçok isim sahne aldı. İlk konuğumuz Mahsun Kırmızıgül. Biraz içi buruk, annesinin rahatsızlığı çok üzmüş Kırmızıgül'ü. Anneme uğradım. Aman annemle zaman geçirdim biraz. Tabii üzgünüm, beni tanımıyor. Bayramın birinci gününü kızı Lavin'le Dubai'de geçirdi. Kızımlaydım. İlk defa gittim ben Dubai'ye. Çok güzeldi, orada bir sürü insanla da tanıştım, dostumla. Güzel bir tatildi, hep kızımla beraberdim. Çöl seferleri de meşhurdur efendim. Yok, gidemedim. Otelden çıkmadım. Kızınız çünkü otelden istiyordu diyebiliyoruz. Yok, otelden çıkamadım. Onunla birlikte işte oradaki otelde bulunan aktivitelere katıldık. Güzel oldu baş başa. Yurt dışı konserleri, yeni şarkılar. Mahsun Kırmızıgül bu sene kendisini tamamen müziğe adamış. Yeni bir şarkının çalışması içerisindeyiz. Sevgili aranjörümüz işte Emre Bayar hazırlıyor. Ben tatildeyken söylemişti bitireceğini. O şarkıyı yapacağız. Sonrasında yurt dışına işte benim en sevdiğim ülke Azerbaycan'a gideceğiz. Orada Bakü'de konserim var. 17-18 Mayıs'ta. Sonrasında tekrar bayram gelecek. O bayramda Kıbrıs'ta var galiba. Burada İstanbul'da, sonrasında yaz boyunca işte Çeşme'de, Bodrum'da ve halk konserleri olacak bu yıl ilk defa. Özel hayata geliyor konu. Mahsun Kırmızıgül yeniden evlenmeyi düşünüyor mu acaba? Ama şu an düşünmüyorum. Gerçekten hayatımda yeni bir heyecan var. Sahneye çıkıyorum. Diziler var. Kızım her şeyim benim. Onun için inanın bana, şu anda evlilikle ilgili herhangi bir şey düşünülmüyor. Zaten bunu sen düşünemezsin. Bunu karşındaki insan sana düşünüyor. Zaten karşınızdaki insanlar da size evlilik teklif ediyormuş. Ediyorlar ama nasıl olacak? Peki yanınızda birini göremeyecek miyiz Mahsun Bey? Çok mu görmek istiyorsun? Evet. Özledin mi? Keyifli sohbet sonrası Mahsun Kırmızıgül en sevilen şarkılarıyla sevenlerine unutulmaz bir bayram yaşattı. Mahsun Kırmızıgül'ün Yıkılmadım performansı geceye damgasını vurdu. Fatih Üreğ'in İstanbul'daki bayram sahnesine uzanıyoruz. Yaş ilerledikçe özel günlerde duygusallaşmaya başlamış. Biraz öyle, biraz daha duygusal olduk herhalde. Zaman da geçiyor. Doğum günüm oldu yakınlarda. Evet. Doğum günümde de öyle bir yaş geçiyor belki de ondandır. Ama yani 33 yaşındayım. Bu yaz sevenlerine büyük bir sürprizi varmış. Bu yaz benim çok büyük bir sürprizim var. Çok çok büyük bir sürpriz olacak, bunu söyleyeyim. Bayramdan sonra belki açıklayabiliriz. Bir iki gün kaldı. Benim bir şarkı çıkaracağım. O var. Bir tiyatro oyunumuz var. Evet, tiyatrodan bahsediyorsunuz. Oldu mu? Şu anda provalarda zaten. Bayramda küsler barışır derler. Bu bayram küs olduğu sanatçı dostlarından telefon geldi mi acaba? Telefon aldınız mı bu bayramda? Yok. Kimden mesela? Kimden, evet. Demet Akalın'dan. Öyle mi? Tabii. Onu söylemeye çalışıyorum. Yok. Zannetmiyorum. Yani hiç zannetmiyorum. Ben Koçburcu'yum. Kimden mi? Hayır, genel anlamda öyle. Yani arkamı dönüp bakmam ben. Ben bir de tabii Allah'ın selamını tabii ki veririm. Yani bir şey olursa. Kimden mi?
Cindar, ben de cindar değilim. Yani çok real bir insanım ben. Yani okursanız özellikle biz gerçekten real bir insanım. O yüzden o hatta sahneye çık diye bana telefon açıyor. Ama yani ama herkes başının gözünün üstünü. Sevgim saygım sonsuz. Herkese başarılar dilerim. Sohbet sonrası Fatih Ürek, ışıl ışıl sahne kıyafeti ve hareketli şarkılarıyla coşturuyor sevenlerini. Bülent Ersoy'un İstanbul'daki bayram sahnesindeyiz. Diva toz pembe sahne kıyafeti ve göz alıcı aksesuarlarıyla böyle giriş yapıyor sahneye. Her zaman olduğu gibi bizler için bir şeref, bir onur, bir gurur yarattı. Nice hayırlı bayramlara Yüce Allah-u Teala hepimizi kavuştursun inşallah. Hayırlara vesile olsun. Tüm arzu ve projelerimizin tahakkuk edeceği güzel bir Ramazan bayramı olmasını en halisane duygularımla Yüce Allah'ımdan niyaz ediyorum. Şeref verdiniz, hoş geldiniz. Bülent Ersoy şarkılarıyla ve eşsiz sesiyle sahnede divalığını konuşturdu. Bülent Ersoy bayram konserinde sevenlerinin yoğun ilgisiyle karşılaştı. Simge Sağan bayramın ilk günü Bursa'da sahne aldı. Simge Sağan sahne kıyafeti ve danslarıyla sevenlerine unutulmaz bir gece yaşattı. Çiçek kovboy tarzı. Hande Erçelik'in modaya yön veren tatil tarzları.
Serenay Sarıkaya'nın kendine has Seul tarzı. Demet Özdemir'den Neslihan Atagül'e, Fahriye Evcen'den Melisa Aslı Pamuk'a. İşte ünlü güzellerin son döneme damgasını vuran tatil tarzları. Az sonra. Cem Yılmaz yeni gösterisini Kıbrıs'ta sahneledi ve seyircileri güldürdü. İşte Cem Yılmaz'ın bayramlık esprileri. Komedinin kralı Cem Yılmaz'ın yeni gösterisinden ilk espriler. Altıncı level, yok iç etiler, nerede Esenler'de falan gibi. Kendisini neden komedinin Erol Evgin'i ilan etti? Bu iş Erol Evgin'i oldum artık. Yani 30 yıldır aşağı yukarı yapıyorum bu işi ve artık şu noktaya geldi seyircimle. Hem oğlu Kemal'in hem de eski eşi Ahu Yatun'un kulaklarını nasıl çınlattı? Dedi ki babacığım yeni sezonda başarılar. Annesi genelde oturdular, hesap yapıyorlar. O Türkiye'de sahne komedinin tartışmasız efendisi. O 30 yıldır esprinin kralı. Tam 13 yıl önce 2011'de yaptığı Fundamentals gösterisinin esprileri hala ilk günkü tazeliğinde güldürüyor hayranlarını. Bayram gelir ellere, sevgi verir dillere, ver öpeyim elini. Bu gösterinin üzerine iki yeni gösteri daha ekledi Cem Yılmaz ve kapalı gişe oynamaya devam ediyor. Son gösterisi Cem Yılmaz 2024 kapalı gişe oynuyor. Sahneye köpeğiyle çıkıp seyircisini selamladığı gösteriler büyük ilgi gördü. Cem Yılmaz gösterisini bayramda Kıbrıs'a taşıdı. Bir otelde sahneye çıktı, bayrama özel esprilerle güldürdü seyircisini. Sevgili izleyenler, öncelikle bayramımızı kutluyorum. İstanbul'daki gösterisinde yer bulunamadığından bahsederken kendisini sahnelerin Erol Evgin'i ilan etti. İstanbul'da çok zor yer bulunuyor, burası doğru. Şimdi gerçekten, senelerdir ben bu işin Erol Evgin'i oldum artık. Yani 30 yıldır aşağı yukarı yapıyorum bu işi ve artık şu noktaya geldi seyircimle. Yani annemler seni çok seviyor falan gibi. Yani yolda gördüğün insanlar, babam sana bayılıyor falan noktadayız. Bildiğiniz gibi oğlu Kemal'le güzel bir baba-oğul ilişkisi var Cem Yılmaz'ın. Eski eşi Ahu Yatu'yla da arası nafaka olaylarından dolayı limoni. Kıbrıs'taki gösterisinde hem oğlu Kemal'in hem de çaktırmadan eski eşi Ahu Yatu'nun kulaklarını çınlattı Cem Yılmaz. Ya en yakınım. Oğlum benim 12 yaşında bana mesaj attı yeni sezon başlıyor diye. Dedi ki babacığım yeni sezonda başarılar. Annesi genelde oturdular, hesap yapıyorlar. Yeni sezonda başarılar. Önlerden işte Yelman mı öğretmenlerim istiyor. Ulan bir kere de kendi bileğinin aklıyla mezun olmuş okuldan ya. Bilek de olur mu bu işler? Onun için bugün bizi burada buluşturan öncelikle sizin maddi durumunuz bir. Cem Yılmaz'ın sahnede gösterisini anlatırken oynayan kalçasına dair esprileri de komikti. Ben yıllar evvel bir ameliyat geçirdim. Çok tuhaf bir meslek hastalığı. Berberlerde de var. Bazen böyle kalçayı böyle atıp keserler ya. Ben de bir hastalık gelişmişim. Onu böyle anlatıyorum ben hep. Böyle anlatıyorum. Onun için burası ucuzdur. Dikkat etmez mi onu? Onun için arada uyanır ne olur. Burası Kıbrıs çünkü. Benim bilet parası da yüklü. Döneceksiz döneceğim abi. Ben sana ben... Cem Yılmaz'ın en güzel esprilerinden biri de İstanbul'da oturduğu muhit olan Levent'le ilgili olandı. Cem Yılmaz, İstanbul'da Levent'lerin sayısının artmasına bakın nasıl dokundurdu. İstanbul'da Levent'te oturuyorum. İstanbul'da mutlaka arkadaşlarım vardı. Levent dedi ki gerçek Levent yani. Şimdi bazen İstanbul'da seyirciyle konuşuyorsun, ben de Levent'te oturuyorum. Dedi ki bir tanesi, altıncı Levent. Altıncı level, yok iç etiler, nerede Esenler'de falan gibi. Gözlerine bak.
uzun süreli sessizlik bozuldu. Dışı düştüm bak. Serenay Sarıkaya, Mert Demir'le olan ilişkisini ilan etti. Bayramda bir şey yapacaksınız Mert Bey'le yapın. Az sonra. Kalben sahnede kendinden geçince akıllara ünlülerin en çılgın dansları geldi. İşte ünlülerin özgürce dans ettikleri ve kendilerini dansla ifade ettikleri en komik ve en çılgın danslar. Watch me. Az sonra. Türkiye'nin en beğendiği güzeller çıktıkları tatillerde tercih ettikleri kıyafetlerle sosyal medyayı salladı. İşte güzeller ve tercihleri. Dilan Çiçek Deniz'in kovboy tarzı. Hande Erçel'in modaya yön veren tatil tarzları. Serenay Sarıkaya'nın kendine has Seul tarzı. Demet Özdemir'den Neslihan Atagül'e, Fahriye Evcen'den Melisa Aslı Pamuk'a. İşte ünlü güzellerin son döneme damgasını vuran tatil tarzları. Hande Erçel bu sene gezmeye doymayan ünlülerden. Güzel oyuncu bu yıl tatil rotasına sevgilisi Hakan Sabancı ile gittiği Bali ile başladı. Hande Erçel Bali tarzına uygun birbirinden renkli bikinileri, elbiseleri ve aksesuarlarıyla çok hoş görünüyordu. Tatil rotasının ikinci durağı Budapeşte'ydi. Hande Erçel'in tatilde giydiği bu gri pantolon ve ceket takımının aynını kendinden bir ay önce Yasemin Özilhan giymiş ve sosyal medyada hangi güzele daha çok yakıştığına dair bir tartışma başlamıştı. Ardından Londra'ya geçen güzel oyuncu, ayıcıklı süveteri ve kırmızı şapkasıyla yine tarzını konuşturmuştu. Sade kıyafetlerini, aksesuarları ve çantalarıyla hareketlendirmeyi seven Hande Erçel, Londra'da yine böyle bir görünüme imza atmıştı. Güzel oyuncu yağmurlu Londra havasından sıkılmış olsa gerek, oradan sıcak Afrika ülkesi olan Mauritius'a geçmişti. Erçel sahilde verdiği bu pozlarda vücudunu saran beyaz elbisesiyle göz kamaştırmıştı. Ve Paris. Hande Erçel ünlü bir markanın Paris'te düzenlenen defilesine Türkiye özel konuğu olarak katılmıştı. Güzel oyuncu dekolte kıyafeti ve tarzıyla ilgi odağıydı. Hande Erçel'in Hindistan ve Madrid tatillerindeki tarzları da birbirinden renkli ve iddialıydı. Serenay Sarıkaya, Seul çıkarmasında peluş ceketli sokak stiliyle adından söz ettirmişti. Ardından giydiği siyah kapüşonlusu ve İspanyol paça pantolonuyla tarz görünmeyi başarmıştı. Dilan Çiçek Deniz, Kapadokya tatilinde başlattığı çizmeli, şapkalı kovboy tarzını Los Angeles tatilinde de devam ettirdi. Güzel oyuncunun bu tarzını görenler, Yahşi Batı filminden çıkmış gibi görünüyor yorumunu yaptı. Demet Özdemir'le devam ediyoruz. Güzel oyuncu, Milano tatilinde giydiği bu siyah dekolteli kıyafetiyle çok beğenilmişti.
Demet Özdemir, karın ve kışın tadını çıkarmaya gittiği tatilde giydiği renkli kıyafetlerle güneş gibi açmıştı. Nesihan Atagül, Milano tatilinde kuşların arasında bu vintage tarzıyla mükemmel görünüyordu. Güzel oyuncu, bir sonraki tatilinde giydiği beyaz salaş gömleği, pantolonu ve parmak arası terlikleriyle bile tarz görünmeyi başarmıştı. Şevval Şahin, Dubai tatilinde giydiği birbirinden iddialı ve şık elbiseleriyle göz kamaştırmıştı. Uzun bir süredir Paris'te olan Melisa Aslı Pamuk'un şık tarzına beğeniler yağmıştı. Güzel oyuncu klas tarzıyla moda şehri Paris'in hakkını verdi. Fahri Evcen ailesiyle çıktığı kar tatilinde renkli montlarıyla dikkat çekmişti. Güzel oyuncu beyaz tüylü Eskimo şapkasıyla güzelliğine güzellik katmıştı. Hafsanur Sancak Tutan Roma tatilinde üzerinden çıkarmadığı siyah beyaz peluş ceketiyle çok havalı görünüyordu. Hadisinini, bol cilveli ayna pozları, aşıkların kavuşma anları, Pınar Deniz'in Fifi ile imtihanı, sosyal medyada çok konuşulan tatil pozları. Az sonra. Ünlülerin İstanbul'daki bayram konserlerinin yer aldığı İstanbul gecelerinden haberleri sizler için getiriyoruz ekranlarınıza. Aşk açıklamalarıyla ve birbirinden renkli bayram sahneleriyle dolu bir İstanbul turuna hazır mısınız? Bakalım kimler takılmış kameralarımıza? Serenay Sarıkaya'nın adı uzun süredir şarkıcı Mert Demir'le anılıyordu. İlişkileriyle ilgili sessizliklerini korusalar da sosyal medyada birbirlerine yaptıkları emojili yorumlarla ilişkilerini itiraf etmişlerdi. Ateşe düştüm bak, evlerden uzak. Birlikte Milano tatiline giden Serenay Sarıkaya ve Mert Demir çifti tatil dönüşü havalimanından ayrı ayrı çıktı. Havalimanından ilk çıkan Mert Demir oldu. Ünlü şarkıcı ilişkileri hakkında konuşmama konusunda istikrarını korudu. Nasıl geçti Milano tatili? Biraz konuşalım. İlişkide sizi burada yan yana dediğim gibi görüntüleyemedik ama Serena Hanım o kapıdan çıktı. Neler söyleyeceksiniz ilişki hakkında? Nasıl gidiyor ilişki? Neden konuşmama karar aldınız? Hani ortada olan bir şey sonuçta bu Mert Bey. Hani sizin için... Benim bile yolum uzun. Bıyıklarını kestirmesine geliyor konu. Acaba imaj değişikliğine gitmesini sevgilisi Serenay Sarıkaya mı istedi? Yok canım, kendim kestim ha. Konser turnelerinizi sormak istiyorum. Hiç konuşamıyorsunuz, ağzınızı bıçak açmıyor valla. Lütfen. Ve Serenay Sarıkaya geliyor. Güzel oyuncu da ilişki sorularını geçiştiriyor. Yine ters köşe yaptınız. Biz sizi Mert Bey'le bekliyorduk ama. Nasıl geçti İtalya tatili? Her seferinde bunu yapmanın bir anlamı yok ama valla. Ama teşekkür biz sizi ederim. Çok seviyoruz ve sizi karşılıyoruz burada. Ben de sizi çok seviyorum. Burada. Teşekkür ederim. Ama yeni söyleyecek bir şeyim yok. Valla. Ve beraber tatil yaptınız. Nasıl çok geçti en azından? Ederim. Onu soralım. Görüşürüz. Çok sağ olun. Kendinize iyi bakın o zaman. Bir gün sonra Serenay Sarıkaya'yı bir kuaför çıkışında görüntülüyoruz. Terliklere bakacak olursak yeni pedikür yaptırmış. Nasılsınız? Merhabalar, nasılsınız? Nasılsınız? Sağ olun, siz? Bayram bakımı mı yapıldı? Teşekkür ederim, sağ olun. Nasılsınız, neler yapıyorsunuz? Çok mersi. Sevgilisi Mert Demir'le güzel bir Milano tatilinden dönüş yaptılar.
Yüzünde güller açıyor Serenay Sarıkaya'nın. Peki bayramda sevgilisi Mert Demir'le bir tatil planı yapacak mı acaba? Güzel bir tatil geçti. Mert Bey'le de fotoğraflarınız çıktı dün. Beraber bir tatil yapmışsınız. Nasıl gidiyor birliktelik? Çok teşekkür. Güzel mi? Her şey yolunda mı? Birliktelik nasıl? Gitmem lazım. Bu cevabı ben dün sizden alamadım Serenay Hanım. Seni sürekli havaalanında görmek artık bana baygınlık geliyor. Birliktelik nasıl gidiyor? Bayramda bir şey yapacaksınız Mert Bey'le. Yapılacak mı? Peki o zaman. Turumuza bayram sahneleriyle devam ediyoruz. Ebru Gündeş bayramın ilk günü İstanbul'da sahne aldı. Biraz kızıl, biraz mavi, yalnızlığına sivri, gün batmadan dönsen bari, keşke beni duymadın. Ebru Gündeş'i dinlemeye gelenler arasında Orhan Gencebay da vardı. Gencebay herkesin bayramını kutladı önce. Yurdumuza, tüm İslam alemine, canlarımıza mübarek bayramımız mübarek olsun ve kutlu olsun. Berhudar olsunlar. Ayağıyla ilgili küçük bir sağlık sorunu yaşamış Orhan Gencebay. Küçük bir ayağımı incittim ama bir şey değil, sol ayağımı. Ama bir şey yok. Geçiyor, birkaç gün sonra geçer. Artık toparlıyor gibiyim. Yani önemli bir şey kesinlikle yok. Sevim Emre'nin Orhan Gencebay'la sosyal medya hesabında yayınladığı Photoshop'lu kareler çok konuşuluyor. O onu ayarlıyor, kendi düzenliyor onun için. O kendine göre çok daha iyi düzenliyor. Bu konuyu iyi bilir. Sohbet sonrası Ebru Gündeş'in bayram sahnesine uzanıyoruz. Gündeş enerjik bir giriş yapıyor sahneye. Siyahlar içinde çok şık görünüyor. Evet, Ramazan bayramının bu birinci günü. Sizlerle birlikte olmak bizler için hakikaten çok büyük bir mutluluk. Hoş geldiniz. Şerefler verdiniz. Ayaklarınıza sağlık. Ne kadar güzel sizleri burada görmek. Ebru Gündeş eşsiz sesi ve şarkılarıyla sevenlerine unutulmaz bir bayram gecesi yaşattı. Bayram konserlerinin ilk durağı İstanbul'du. Sahne kostümleriyle sık sık gündem olan ve gece için lila renkte bir kostüm tercih eden şarkıcı şıklığıyla göz doldurdu. Gülşen şarkılarıyla sevenlerini coştururken kıvrak dansıyla da büyüledi. İrem Dirici bayramın ilk günü Kartal'da sahne aldı. Güzel şarkıcı, dekolteli, beyaz detaylı sahne kıyafetiyle göz kamaştırdı. Kalbe'nin sahnedeki komik dans figürleri akıllara ünlü isimlerin en eğlenceli dans performanslarını getirdi. İşte ünlü isimlerden en komik danslar. Kalben sahnede kendinden geçince... Akıllara ünlülerin en çılgın dansları geldi. İşte ünlülerin özgürce dans ettikleri ve kendilerini dansla ifade ettikleri en komik ve en çılgın danslar. Watch me. Sosyal medyada çok konuşulan görüntülerden biri oldu Kalbin'in konserindeki çılgın dansı.
kendinden geçercesine kendini müziğin ritmine bırakan, hatta bazen ritmin de dışına çıkan Kalben'e yorum yağdı. Daha önce de izlemiştik ondan böyle çılgın dans performansları. Serenay Sarıkaya'nın katıldığı bir davette Rıza Kocaoğlu ile birlikte yaptığı roman dansı hafızalarda yer eden performansların başında geliyor. Süperstarımız Ajda Pekkan'ın konserinde yaptığı dans da çok konuşulmuş ve süperstarı yansıtmıştı. Birkaç sene önceki Magazin Gazetecileri Derneği Altın Objektif Gecesi'nin en dikkat çeken görüntüsü Ebru Akel, Murat Güloğlu, Sedef İbar, Pınar Deniz ve Demet Akbağ'ın Bilmem Mi dansıydı. Nurgül Yeşilçay'ın çılgın düğün dansında sıra. Güzel oyuncu böyle kendinden geçmişti. Hülya Avşar'ın Balat'ın çılgın dedesiyle yaptığı dans da hafızalarda hala taze. Dağlarında duman ettin sen de. Çılgın danslar deyince akla Melis Sezen'in Bahçe Hortumu dansı gelir. Ne performanstı ama öyle. Dans denince çılgınlıkta sınır tanımayan bir başka isim Esra Dermancıoğlu elbette. Seda Bakan da güzel dans eden ve izlerken eğlendiren isimlerden biri. İşte güzel oyuncunun Bollywood dansı. Pandemi döneminde yeğeniyle yaptığı danslarla adından söz ettirmişti Fırat Çelik. O dansları izlemek çok keyifliydi. I grew up in a place where they told you what to chase, told you how to run the race. Every move was on the page, but I didn't like their way. Had to fight and misbehave. To find a way to change, I had to leave to find my way. Caught up in a daydream, I beat my mind up there almost daily. It's how I pass time, no opinions safe. Barış Falay'ın yıllar önce katıldığı programdaki breakdance performansını izlemek çok keyifli. Barış Falay'ın dansını farklı versiyonlarıyla da görmek mümkün. İşte Ezel dizisinin müziğiyle ve sahneleriyle harmanlı o versiyon. Komik danslar kategorisinin zirvelerinde yer alan bir dansta sıra. Çağla Şikel'in uzaylı dansı hiç unutulur mu? Ay.
bana ya. En az kalben kadar komik bir dansta sıra. Rafet El Roman'ın konserlerindeki klasik dansı çok güldürüyor izleyenleri. Sosyal medya geçtiğimiz hafta çok hareketliydi. Ünlülerin eğlenceli videoları, ilgi gören fotoğrafları ve ilginç paylaşımlarını sizler için bir araya getirdik. İşte sanal alemden yansıyanlar. Hadi sinini, bol cilveli ayna pozları. Aşıkların kavuşma anları. Pınar Deniz'in Fifi ile imtihanı. Sosyal medyada çok konuşulan tatil pozları. Haberimize bayram paylaşımlarıyla başlıyoruz. Ebru Şallı bayramı oğlu Beren'le verdiği bu pozlarla kutladı. Seda Bakan, okyanus havasıyla iyi bayramlar notuyla bu manzaralı tatil pozlarını yayınladı. İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli çifti, ikiz bebekleri İbrahim Avel ve Sinan Emir'le geçirdikleri ilk bayramı bu karelerle kutladı. Hülya Avşar, bowling oynadığı anları yayınladı. Avşar kızının terlikle bowling oynaması dikkat çekti. Fahriye Evcen, eşi Burak Özçivit ve sevimli oğulları Karan ve Kerem'le çıktıkları tatilden bu aile karelerini yayınladı. Berrak Tüzün Ataç, yakın arkadaşı Özge Özpirinççi'nin minik kızı Mercan'la deniz kenarında bu sevimli videoyu yayınladı. Ebru Şahin ve Cedi Osman çifti gittikleri at çiftliğinden bu kareleri yayınladı. Güzel oyuncunun at üzerindeki pozları sosyal medyada çok konuşuldu. Yasemin Keyal'ın Amerika'da yaşayan sevgilisi Erdal Kaya ile bu aşk dolu kavuşma anlarını sosyal medyada yayınladı. Havalar güzelleşti, ünlü güzeller tatil paylaşımlarına başladı. İşte onlardan biri. Pınar Deniz, Maldivler tatilinden bu pozlarını paylaştı. Güzel oyuncunun sahil tarzı çok beğenildi. Pınar Deniz ardından sevimli kuşla olan bu pozlarını Fifi ile imtihan notuyla paylaştı. Mine Tugay, çıktığı tatilden bu dantelli elbisesiyle verdiği pozlarla dikkat çekti. Nesin Cavatzade önce bu siyah şık elbisesiyle verdiği pozlarla, sonrasında beyaz bikinisiyle tatil sezonunu başlattığı pozlarıyla büyük beğeni topladı. Bir başka tatil paylaşımı da Yusra Geyik'ten geldi. Güzel oyuncu fiziğiyle büyüledi. Esra Bilgiç, çöl pozlarıyla sosyal medyayı kasıp kavurdu. Bu sene gezmelere doyamayan Hande Erçel'in bu seferki rotası Japonya oldu. Güzel oyuncu, tatilden yaptığı renkli paylaşımların yanı sıra hayvanları beslediği bu videoyla çok konuşuldu.
Show TV'nin fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti'nin oyuncusu Sıla Türkoğlu, doğanın içinde bordo elbisesiyle verdiği pozlarla göz kamaştırdı. Hadise, kırmızı parlak kıyafetiyle çektiği ayna videosunda verdiği kilolarla dikkat çekti. Ardından beyaz fiyonklu elbisesiyle çektiği bol cilveli ayna videosuyla takipçilerinden büyük beğeni topladı. Ahsen Eroğlu'nun dekolteli pozları sosyal medyada çok konuşuldu. Özgü Kaya, yılan desenli çizmeleriyle verdiği bu cool pozlarla çok beğenildi. Cumartesi sürprizinin sonuna geldik. Ünlülerin renkli dünyasından çok özel görüntüler ve haberlerle sizlere keyifli bir cumartesi yaşatmaya çalıştık. Yarın sabah pazar sürprizinde görüşmek üzere. Hepinize harika hafta sonları.